Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. 90 dakika 2 devrede diyebiliriz aslına bakarsanız. 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız 100 yılın kabinesi meclisi şeklinde. Meclise artık yemin töreni sonrası göreve başladı. Ve aynı zamanda kabine belli oldu. Elbette cumartesiden bu yana televizyon ekranlarında görüyorsunuz ama masada ne var farkıyla tüm bu meseleleri ele alacağız. Türkiye'nin yeni yüzyılı nasıl inşa edilecek sorusuna cevap arayacağız. Ve tabii şimdi iktidar cephesinde çalışmalıyız, daha çok çalışmalıyız, daha çok çalışmalıyız mottosuyla kabine koşar adım çalışırken muhalefet cephesinde ise çok ciddi bir iç çekişme söz konusu. Hani sana söz baharlar gelecek diyordu Kılıçdaroğlu. Şimdi CHP'ye son bahar mı geldi sorusu soruluyor. Zira son kulis bilgileri İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun bir kahvaltıda buluştuğu, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na onurlu bir çekilme teklif ettiği, reddedildiği ve baba oğul ilişkisi döneminin sona erdiği yönünde tüm bu detaylara da bakacağız. Ayrıca CHP cephesinden, muhalefet cephesinden birçok yeni gelişme var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Ve vaktimiz kalırsa dünya nereye koşuyor sorusuna da cevap arayacağız. Bir anda İsveç NATO üyeliği için bastırıyor ama aynı zamanda terör örgütü yandaşları Stockholm'da gösterileri sürdürüyorlar. Yani Stockholm hükümeti bir şekilde, İsveç hükümeti bir şekilde göz yummaya devam ediyor diyebiliriz. Diğer yanda Kırgızistan'da bir darbe girişimi oldu. Tıpkı FETÖ'cüler gibi darbe bastırıldı. 100'e yakın gözaltı var. Ne oluyor sorusuna bakacağız. Bir de başlığımız var. Yapay zeka insan öldürebilir mi sorusuna da cevap arayacağız. Hadi başlayalım. Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. 24 Güvenlik Analisti Yusuf Alabar'da hoş geldiniz. Çok teşekkürler, iyi yayınlar İbrahim. Çok teşekkür ederim. Doktor Kemal Olçar, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz. Teşekkürler efendim, iyi yayınlar. Teşekkürler ve Doktor Taceddin Kutay, Akşam Gazetesi yazarı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Papyonunuz yakıyor. Hocam her zaman. Çok beğendik. Şimdi Sayın Alabar'da yemin töreni öncesindeki işte Ankara'dan yansıyanlar, bir an sele kapılan Ankara, diğer yanda işte Erdoğan'ın aracı üzerine atılan karanfiller, güller. Hafta sonu bayağı hareketli ve aksiyonlu geçti. Aynı zamanda Çankaya'dan ilan edilen bir kabine var. Önce müsaade ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından kısa bir kuple izleyicilerimize hatırlatayım. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Türkiye 100 yılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gün evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür. Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Gelin küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin hep beraber Türkiye 100 yılının inşasına omuz verin. Bu ulvi görevin uğruna ve yoluna ömrümü adadığım milletime, gönül coğrafyamızın her yanına ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız. Aşk inan çalışan yorulmaz diyerek Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. Şimdi Sayın Alabar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlediğimiz kadarıyla çok birleştirici, kapsayıcı bir konuşma yaptı. Hem konuşmasını değerlendirmenizi rica edeceğim hem de katılma baktığımızda yani işte 80 civarında ülkeden katılma, hatta 90 civarında ülkeden katılma ama mazlum coğrafyaların liderlerinin daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Emperyal ülkeler sanki biraz daha uzaktan izlemeyi tercih etmişler gibi. Bir anlamı var mı? Özellikle bu hani ezilen ülkelerin liderlerinin Erdoğan'a açıktan destek vermesi, burada görünmek ihtiyacı hissetmesi, bunlar bize ne anlatır?
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma gerçekten son derece kapsayıcıydı. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masadakilerin kapsanmak gibi bir dertlerinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclise gelişinde ayağa kalkmayan, ayağa kalkma nezaketini göstermeyen, kaybettiği rakibine centilmence tebrik mesajı gönderemeyen ama ne hikmetse allanıp pullanıp millete demokrat amca diye pazarlanan, demokratlıktan ve demokrasiden nasibini almamış, kendi partisine dahi demokrasi getirmeyen, kendi partisinin içerisindeki bütün sesleri bastıran bir Kemal Kılıçdaroğlu figürü var. Ve masanın etrafındakilerden de tumturaklı bir tebrik mesajı bugüne kadar gelmedi. Şimdi bu Meral Hanım falan seçim sonrasında tebrik etti de, yani Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle ilgili olan hususları diyorum. Fakat yine Sayın Cumhurbaşkanı her halükarda %52.18'in Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olarak yapması gereken konuşmayı yaptı. Yani karşı taraftakinin ibriği ne kadar su alırsa alsın ona bakmaksızın, hani Mevlana diyor ya, umman ne kadar büyük olursa olsun diyor, elindeki ibrik kadar su alırsın diyor. Ona bakmadı. Hiç kuşkusuz 85 milyon insanımızı kapsayacak önemli bir konuşma yaptı. Bunun ben vatandaş nezdinde karşılığının olduğunu düşünüyorum ve biliyorum. Törendeki ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları, meclis başkanlarına baktığımızda mazlum coğrafya dedin. Şimdi şöyle, Osmanlı'nın kuruluş aşamasına baktığımızda Osmanlı'yı bugünlere getiren en önemli unsur adil olması ve insanlara getirdiği sistemin daha adaletli bir düzen olmasıyla alakalıydı. İşte Afrika'dan Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Türkistan coğrafyasına kadar Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyada etki alanı olan coğrafyasından liderlerin katılması da bu anlamda son derece kıymetli. Örneğin Osman Bey'in ilk Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili süreci başlattığında o Bursa Ovası'ndaki Gazi Mihailler dahil olmak üzere oradaki tekfurlarla olan ilişkisine bakmak lazım. Yani o kadar artık dünyadaki o zamanki Bizans'ın köhnemiş adaletsizliklerinden yılmışlardı ki, yani Osmanlı gelse de bir adalete kavuşsak anlayışı vardı. Şimdi Afrika'nın içerisinde bunu zaten bolca görüyoruz. Orta Doğu'da görüyoruz. Türkistan coğrafyasında görüyoruz. O yüzden de ekonomist çeşitli defalar manşetler atıp Erdoğan gitmeli, Erdoğan'a sakın oy vermeyin şeklinde Washington Post'undan The Guardian'ına varıncaya, Der Spiegel'inden bilmem neye varıncaya kadar artık zembereği boşalmışçasına Erdoğan üzerine kurgulandı. Fakat şunu gösterdi bize Türk milleti, darbeler engellendiğinde millet seçiyor Cumhurbaşkanı'nı, Der Spiegel seçmiyor, The Economist seçmiyor. Bu anlamda salondaki liderlerin mazlum coğrafyalardan insanların yoğun olduğu yerlerden gelmesi son derece kıymetliydi. Özellikle benim perspektifimden Türkistan coğrafyasından, ki dünkü sosyal medya hesabımda yaptığım değerlendirmede de kullandım, bir kere daha söylemek istiyorum. Birileri Orta Doğu demiş, Orta Asya demiş. Ama mesela Orta Asya ya da Orta Doğu diyen Londra'da oturmuş da bunu demiş. Hı hı. Yani birilerinin Orta Doğu dediği, birilerinin Orta Asya dediği coğrafyalar bizim tabirlerimiz değil. Israrlı bir şekilde Orta Asya demekten vazgeçelim. Türkistan coğrafyasındaki devletler, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'dan önemli temsilciler vardı. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Erdoğan'ın kucaklaşması salonda adeta büyük bir alkış tufanının dakikalarca sürmesine sebebiyet verdi. Bu tabii ki sadece iki devlet bir millet anlayışıyla ortaya atılmış bir sloganla kalmayıp ete kemiğe bürünüp Şuşa beyannamesiyle zirve yapan Karabağ'ın istiklaline kavuşturulması hadisesi sonrasında ortaya çıktı. Söylüyorum ama bir parantez açıp sorsam Paşinyan'ın katılması da aynı zamanda çok kıymetliydi. Çok kıymetliydi. Yine Kafkas siyaseti açısından son derece kıymetli. Neden? Çünkü Paşinyan, Nikol Paşinyan Ermenistan Başbakanı olarak Karabağ'ı kaybettikten sonra, daha doğrusu Azerbaycan Karabağ'ı istiklaline kavuşturduktan sonra bu hezimetin üzerine seçim kazanmış bir adam. Hiç kimse Nikol Paşinyan'ı bu konularla ilgili istihza edecek, küçük görecek bir yaklaşım içinde olmamalı. Çünkü Dağlık Karabağ'ı kaybetmesine rağmen milletinden oy alıp başbakanlık koltuğuna oturdu. Şimdi böyle bir siyasi figür yaklaşık son 2-3 aydan bu yana ısrarlı bir şekilde Zengezur Koridoru'nun oluşturulmasına bir şekilde tamam demek durumunda kalıyor. Ama bunun ötesinde
Ağrı Dağı için Ararat demeyin, Ermenistan'ın en büyük dağı demeyin. Bunlar Türkiye ile olan ilişkilerde aramızda sıkıntılara sebep veriyor dediği için başta Anka olmak üzere, bizim Anka değil yalnız, Ermenilerin kendilerine ait diasporanın bir haber portalı var. Anka olmak üzere Ermeni diasporası adeta çıldırmışçasına Nikol Paşinyan'a öfke kusuyor. Hatta Türkiye'ye gitmesiyle ilgili hususlarda da son derece büyük eleştiriliyor. Dolayısıyla Nikol Paşinyan'ın da coğrafyanın bütün ülke liderleri gibi Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama merasimine katılması bizler açısından son derece ümit var olmamızı gerektiren bir hamle. Nikol Paşinyan açısından da açıkçası cesur bir adım. Cesur adım atan liderleri teşvik etmek lazım. Cesur adımlarını ödüllendirmek lazım. Çünkü eğer Ermenistan o Türkiye ile ilgili Batı Ermenistan, Doğu Ermenistan gibi saçma sapan bir takım şeylerden kurtulup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarıyla, toprak bütünlüğüyle tanır ve Azerbaycan ile olan ilişkisini geliştirir, Dağlık Karabağ'dan feragat ettiğine daha açık bir şekilde deklare eder ve huzurun gelmesini sağlarsa emin olun bundan en fazla istifade edecek olan Ermeni halkı olacaktır Ermenistan'daki. O yüzden gelmesi son derece önemliydi ama Türkistan coğrafyasıyla Afrika coğrafyası keza Senegal'den Kenya'ya, Gine'den efendime söyleyeyim Güney Afrika'ya varıncaya kadar çok kalabalık bir temsil heyeti vardı orada. Bu tabii ki Macron'un dengelerini son derece sıkıntıya sokmuş olabilir. Çünkü çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bir diğer göz Macron bebeğim... Macron da izlemiş midir sizce? İzlemiştir tabii ki. Bundan emin olabilirsin. Bir diğer göz bebeğimiz ise Balkanlar. Türkiye'nin tekrar bir Osmanlı olmak gibi bir hayali falan yok. Ama biz Makedonya'daki Makedonların, Arnavutların, Türklerin mutlu olmasıyla mutlu olacağız. Biz Batı Trakya'daki Türklerin mutlu olmasıyla mutlu olacağız. Kimsenin sınırında, toprağında gözümüz yok. Ama Makedonya Devlet Başkanı'nın gelmesi, Kosova Devlet Başkanı Osmani'nin gelmesi, Bosna Hersek'teki o dörtlü cumhurbaşkanlığı sistematiği içindeki cumhurbaşkanlarının tamamının gelmesi, bunun üzerine bir de Bakir İzzetbegoviç'in gelmesi, Karadağ Cumhurbaşkanı'nın gelmesi, Bulgaristan'dan başbakan düzeyinde bir katılım gerçekleştirilmesi, Gagauzya'dan Gagauzya Özerk Cumhuriyeti'nin başkanının törene, merasime iştirak etmesi son derece güzel bir şey vardı. Asla Türkiye'nin bir emperyal şeyi yok ama Murat Bardakçı bugün çok güzel bir şey söylemiş. Yani bu tamamen bir emperyal merasimdi diye. Biz hiçbir zaman için emperyal olmadık o anlamda, sömürme anlamında. Ama mesela bir şey daha söyleyeceğim. Neçirvan Barzani'nin gelmesini de takdir ediyorum. Bütün eleştiriler, isteyen istediği eleştiriyi yapabilir. Deprem gününde deprem bölgesi bütün şehirleri gezen yine Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'ydi. Törene katılıp Sayın Cumhurbaşkanı'yla el sıkışması, güzel bir diyalog geliştirilmesi son derece kıymetli. Onlar da herhalde ders çıkardılar. Hayır şöyle zaten yani sıkıntı Talabani'nin hüküm sürdüğü yerde zaten bu yüzden Neçirvan Barzani'yi Türkiye ile olan ilişkilerinden dolayı fırsatını bulsalar direkt çöpe atmak isteyen bir kafa varken Neçirvan Barzani'ye sırf Kürt olduğundan dolayı burada ne işi var diyen kafa varsa hala varsın istediğini söylesin. Bu coğrafyada tabii ki Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Sünnisiyle, Alevisiyle, huzur içinde Ermenisiyle bir toplum yaratma açısından Neçirvan Barzani'nin gelmesini de son derece önemli buluyorum. Peki. Şimdi Üstad size de Venezuela lideri Maduro'yu soracağım. Hatta küçük bazı espriler de yapıldı. Maduro'ya eleştiren Erdoğan diye. Duvayo da elini açıp katıldı. Venezuela lideri. Biraz onun başından geçenleri de hatırlatmak gerekir mi acaba? Çünkü Venezuela lideri de Amerika tarafından işte diktatör ilan edilen liderlerden biriydi. Zor zamanlar da geçirdi ülkesi. İşte Türkiye'de Karadeniz doğalgazını bulduğunuz zaman bir damak çikolata bile etmiyor. Bakın Venezuela örneği ortada diye gündem olmuştu bir aralar. Bu anlamda hem sizin okumalarınız nasıl bu törene dair, ziyarette gelenlere dair bunu soracağım. Hem de Macaristan Başbakanı Viktor Orban da bir videoda onu paylaştı. O da diyor ki çok dua ettim. Yani Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim. Çünkü Erdoğan'ın kazanması Macaristan'ın da kazanması anlamına geliyordu diye değerlendirmeleri oldu. Ne demek istiyorlar? Şimdi bakın burada aslında birkaç kıtayı konuşmak lazım. Yani Avrupa kıtası. Avrupa kıtası bildiğimiz Avrupa kıtası. Değişen bir şey yok. Dolayısıyla başat güçler bu tören içerisinde yer almaktan biraz çekinmişler. Ama
Onun dışında kalan Avrupa coğrafyasına dahil olan Balkanlardan, Macaristan, tabii dışarıda elbette ama Kosova'dan, Kuzey Makedonya'dan tutun. O bölgede yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bağı olduğu, kültürel bir kovalent ilişkisi olduğunu ortaya koyduk. Şimdi Afrika'ya bakıyorsunuz. Afrika'da kolonyal dönemden çıkmış, 61 sonrası, 60 sonrası özgürlük kazanmış olan devletler hala emperyalizmin etkisinde. Ve onlara itiraz eden devletler şu anda törene katılmış durumdalar. Türk devletlerinin olduğu coğrafyadan yoğun katılım var. Bu coğrafi noktalardan katılımın dışında bir de gruplar, yani örgütlerden katılım var. NATO Genel Sekreteri katılıyor, değil mi? İslam İşbirliği Teşkilatı katılıyor ve diğer taraftan Türk Devletleri Teşkilatı katılıyor. Yani örgütsel ve blok olarak temsil edilen resmi kurumlardan da önemli katılımlar söz konusu burada. Şimdi bu Latin Amerika'dan katılımlar çok enteresan, ilginç söylediğiniz gibi. Şimdi onlar da aslında Latin Amerika grupları da Kuzey Amerika işgalci tırnak içerisindeki yapısına da itiraz eden gruplar. Onun için bakın burada toplamda bir eksen oluşmuş durumda. Bu törenin içerisinde elbette ki resmi bir takım görev dolayısıyla katılımlar söz konusu ama hepsini topladığınızda karşımıza birkaç tane anlam çıkıyor. Bunlardan bir tanesi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mutlaka yakın ilişki kurmak zorunda olduklarını anlayan bir coğrafya var. Diğer taraftan her türlü güvenlik mimarisinin teşkilatında ya da ekonomik bağımlılık ilişkilerini kurmakta Türkiye merkezi rol oynayacağına dair işaretler var. Ben buna daha önce hatırlarsınız jeopolitik diaspora diyordum. Yani diaspora elbette ki etnik grupların yakınlığıdır ama diğer taraftan da coğrafi olarak aslında bir eksen ya da bir coğrafya, bir jeopolitik, jeostratejik bir alan oluşturmuş durumdayız. Bu törenin aslında bize gösterdiği resimlerden bir tanesi bu. En önemli resimlerden bir tanesi bu. Tabii itiraz konusunda karşı tarafta kimler yer alıyor? Yani bu itiraz söyleme üzerinden okursak bu törene katılımları, karşı tarafta yine Batı duruyor. Amerika ve Avrupa inatla eski alışkanlıklarını sürdüreceğine dair işaretler veriyor. Şimdi bugüne kadar ne yaptılar dikkat ederseniz? Hep dediler ki işte şu anki iktidarı tanımlamaya çalıştılar. Şöyle böyle diktatör vesaire gibi. Şimdi seçimler bittikten sonra söylemler değişti tekrar. Birkaç tane itiraz hala devam ediyor ama söylemler değişti. Gücü gördüler ve güçle birlikte çalışmaya hevesli olduklarını ifade ettiler. Fakat yine de bu törene fiilen katılmamaları özellikle Avrupa ve Amerika'nın yine bölgede, Latin Amerika'da, Asya topraklarında, Afrika'da ve Orta Doğu'da bildik geleneksel ilerleme, emperyal politikalarını devam ettireceğine dair bir işaret gibi görüyorum ben bu konuyu. Maalesef bunun içeride de bir karşılığı var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayan örgütlü grupların da karşılığında bir takım şeyler görüyoruz. Yani terör örgütleri bir şekilde Batı ile şu anda iş tutuyor. Bunu destekleyen siyasal örgütlenmeler de var. Yani bütün bunlara rağmen bu tören aslında bu grupları toplayabilmiş bir tören. Çok anlamlı ama Venezuela, dediğim gibi tekrar bir işaret edelim isterseniz. Venezuela Latin Amerika'da 60'lı yıllardan itibaren Amerika'ya karşı duran ve onların ilerlemesini engellemeye çalışan devletlerden bir tanesi. O yüzden çok oyun oynadılar. Brezilya'da aynı oyunu oynandı geçenlerde hatırlarsınız. Ve bölge tamamen uzak, Atlantik ötesi bir kıta olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbinde yatan bu değerler sistemi, bu emperyalizme karşı duruş ve tam bağımsızlık hususundaki müşterekliği sağlamış oldular. Peki sorumu şöyle bir paranteze genişletmeye çalışsam. Şimdi Venezuela lideri Maduro da diktatör olarak ilan edildi ve işte petrol satmasına izin verilmedi. İngiltere, yanlış hatırlamıyorsam, 1 ya da 5 milyar dolar civarında bir altınla el koydu. Dedi ki biz seni başkan olarak tanımadığımız için bu parayı, altını sana iade etmiyoruz dedi. Ve bugün geldiğimiz noktada özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında ilişkiler bir anda yumuşadı ve Venezuela lideriyle görüşmeler yapılmaya başlandı. Ambargolar esnetildi. Sorumu şuraya bağlayacağım. Şimdi Maduro'ya diktatör muamelesi yapanlar, işte bir şekilde onu devirmeye çalışanlar Guaido'yla, Erdoğan konusunda artık bir şekilde kendilerini revize edecekler mi sizce bu önümüzdeki 5 yılda? Muhakkak yapacaklar. Zaten bakınız 21 yıllık bir iktidar ve Avrupa devletlerinin çalıştığı bir devlet başkanı. Dolayısıyla hükümet elbette ki şu ana kadar itirazlara karşılık Avrupa devletlerinden de sesler yükselmişti. Ama şimdi bakın daha da güçlenmiş olarak geldi. Daha da tecrübeli olarak aslında ikinci döneme, yüzyılın ilk dönemine başlıyor. O yüzden Avrupa devletleri güç merkezli bir politika ürettikleri için ilişkilerde onlar artık şu anki Cumhurbaşkanımızla beraber
önümüzdeki dönem mutlaka Türkiye'nin çıkarlarını da ön plana koymak suretiyle yeni ilişki modelleri geliştirmek zorundalar. Nerede yapacaklar bunu? Bakın şimdi görüyorsunuz savunma sanayiyle ilgili ya da ekonomik bir takım gelişmelerle ilgili, altyapı üslubuyla ilgili ya işte bütün bunların hepsiyle ilgili ortak bir nokta bulunacak mutlaka. Suriye, Irak, İran, öbür tarafta yukarıdaki çatışmalar, Balkanlar, Akdeniz ya da Ege'deki bir takım problemlerle ilgili son seçimden sonra bir takım yumuşalara dikkat ettiniz bilmiyorum. Yani hasım devletlerde biraz itidalli çıkışlar başladı. Bir miktar Türkiye üzerinde çıkarlarını korumak ya da NATO'ya İsveç'in girişiyle ilgili çok iyi anlıyoruz. Çok bir şekilde Türkiye'nin endişeleri masada duruyor vesaire gibi söylemler var. O yüzden yeni ilişki modeli geliştirilecektir. Bunu nereden anlıyoruz biliyor musun? En başta bakınız kabinenin oluşumunda da bir miktar dış politikada özellikle Milli Savunma Bakanlıklarının ya da Dışişleri Bakanlıklarının teşkilinde, bakanların seçiminde bir miktar eski bir takım yola çıktığımız bir takım politikaların devam edeceğini gösteriyor. Ve ofensif bir politika izleyeceğimizi de gösteriyor. Yani MİT Müsteşarlığından Dışişleri Bakanlığı'na geçiş şu demektir. Biz bir şekilde aktif dış politikaya devam edeceğiz ve bunu da ofensif şekilde yapacağız. Onu ofensifi tırnak içinde söylüyorum yani çok yanlış anlaşılmasın. Ama burada Türkiye'nin çıkarları merkezde ve bir şekilde biz Balkanlar'da da olacağız. Kafkasya'da da olacağız ya da Suriye, Irak konusunda da mutlaka bizim çıkarlarımız söz konusu olacak. Şimdi Sayın Taceddin Kutay, Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni size soracağım. Genel bir değerlendirmenizi rica edeceğim ama onun öncesinde Hakan Fidan'ın bir bugün görev tesliminde yaptığı konuşma var. Bazıları Hakan Fidan'ın sesini duyduk ilk kez diye latifede yaptılar bu konuyla ilgili. Bir de Hakan Fidan bir pozla paylaştı. Dışişleri Bakanı olarak ilk makamdan pozu. O pozda işte ekrana geldi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan ve yine iki Türk bayrağının ortasında. Hani tabir biraz mazur görün. Çakı gibi bir fotoğraf oldu. Böyle çakı gibi durmuş hani. Değil mi? Yani çok böyle iddialı ve şey bir fotoğraf. Böyle hani... bugün çok güzel bir parodi yayınlanmış. Diyor ki işte şu Cumhurbaşkanımızı taklit eden bir şey var. Evet, evet. Diyor ki Hakan evet. Fidan seni Dışişleri Bakanı diyecek. Tam dış diyor. Biliyorum efendim. Evet. Bu fotoğrafı en iyi Yusuf Alabar'da yorumlar. Askeri tedrisatı sen gördün. Ben görmedim. Niye estağfurullah? Yani bilmiyorum yorumlanacak bir şey var ama biraz böyle şey bir duruş. Böyle güçlü bir duruş verdi bana sadece. O kadar yani bilemiyorum. Yani Hakan Fidan'ın gücü 2010 ile 2023 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bu milletin DNA'larına kadar işleyecek şekilde büyük bir başarı örneği sergilemesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla da sadece Ehud Barak'ın işte bir söylemi vardı hatırlıyorsan. Ne diyordu? İşte İran yanlısı evet. bir adam geliyor diye. Evet. Nasıl bir adam olduğunu Hakan Fidan sadece Ehud Barak'a değil bütün dosta aleme 72 millete göstermiş oldu. Dolayısıyla ben bu kabinenin içerisinde en çok konuşulan bakan olarak Hakan Fidan'ın konuşuluyor olmasını aslında kısmen anlıyorum. Çünkü yıllardan bu yana bu ülkede insanlar vuranın vurduğu yerde kaldığı, kıranın kırdığı yerde kaldığı bir ülkede yaşaya geldiler. 1996 yılındaki terör eyleminin sorumlusunu 2023 yılında Gare Dağı'nda bir mağaranın içinden bulup alıp getirip milletin önüne atmak önemli bir başarıdır. Peki soracağım ama önce size bir... Şunu konuşmadan evvel törenle ilgili iki şey söyleyebilir miyim? Valla birincisi külliyede yapıldı tören. Ben bugün onu yazdım köşemde. Külliye adı üstünde biliyorsunuz. Toplayan demek. Külliye olarak içinde bütün her şeyi topla... Ecnebicesi kompleks. Tabii kompleks. Demokrasinin tarifini yapmıştık daha evvel. Kompleksi oppositorum diye zıtları toplayan. Külliye'de öyle bir şey gördük ki bir tarafa Stoltenberg'i bir tarafa Maduro'yu oturtan bir tarafa Aliyev'i tam arkasına Paşinyan'ı oturtan bir tarafa Afrika devlet başkanlarını oturtan bir tarafa Özbek, Kırgız, Kazak, Türkistan devlet başkanlarını oturtan. Yani saymakla bitmeyecek ilginç şeyler ile pek çok zıddı bir arada barındıran son derece emperyal bir törendi. O gün bir şey gördük ki Türklük başa bela seciyelerin bir araya geldiği bir haslet. Biraz açalım onu. Açıyorum toplantıdan yanlış anlaşılmaya müsait oldu evet.
çok başa bela seciyeler var. Bunların başında da şimdi arz edeceğim. Tören bitti, bahçeye çıktık. Herkes böyle sohbet ediyor. Abi baktım millet sıraya girdi. Başta Yusuf Alabar'da olmak üzere. Paşinyan'ı teselli ediyor kendince. Ya. Yok işte efendim, bir şey yok. Büyüdür ya. İşte efendim siz de iyi savaştınız, mesele değil falan. 44 yok, değil, buraya gelmeniz, buraya gelmeniz çok mühim. Bu siyasetinizi sürdürmelisiniz. Türkiye'de size olan destek artıyor. O bitti, Rahimer abi geldi. Rahim abi diyor ki ben Harputluyum. Bizim orada da Ermeniler vardı, çok tatlıydı. Ben gittim efendim dedim. You are very famous in Turkey dedim. Siz Türkiye'de çok meşhur bir adamsınız. Size bir fotoğraf çektirebilir miyim? Havam olur falan dedim. Hepimiz dert ettik adamı. Çünkü orada çok yalnız bir adam portresi vardı ya. Bu Türklük başa bela dediğim şey bu. Geçen sene Paşinyan kızıyorduk adama ya. Hı. Salondaki en büyük alkış Aliyev aldı. Canı gönülden aldı. Aliyev, Aliyev'imiz bizim. Evet. Ve şey, her şeyi ortaya koydu. Ve Devlet Bahçeli. Değil mi? Aa, Devlet Bey, ben dış yıkıldı şeylerden salon. Biliyorum, biliyorum. Ha, ama Devlet Bey'in onun mukabelesini de görmüşsünüz. Ya, estağfurullah efendim yapmıştı. Ya, nasıl estağfurullah efendim. Nasıl bir edep adap. Tabii, Devlet Bahçeli. Şimdi Devlet orada adam. Gördüğüm ikinci şey, bir minik hikaye anlatayım, iki dakika. Tabii buyurun. İngiliz kralına zamanında şöyle kocaman Napolyon kirazı kadar bir ince hediye etmişler Hint Okyanusu'ndan. O da 8. Henry muhtemelen Madigudi'si varmış dışarıda bir tane. Demiş ki ben Madigudi'me bundan bir gerdanlık yaptırayım, kızın gönlünü alayım. Hı hı. Kıza da söylemiş böyle böyle diye, yollamış saray mücevhercisine. Saray mücevhercisi demiş ki efendim biz bunu delemiyoruz. İngiltere'nin her yerinden sarraflar gelmiş, inci delinmiyor. Yollamış bunu İstanbul'a Osmanlı Sultanı'na. Hı. Efendim demiş size hürmetler, sizde sarraflık meşhur. Size zahmet. Hünkârda kapalı çarşının ustalarından çağırmış. Kimi çağırdıysa delemem efendim demiş. En sonunda kol ağası araştırmış. Dar sokakta bir tane bir usta bulmuş. Göndermişler inciyi oraya. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bir bakmış saray ricali. Kalkmış ayağa, aman efendim. Oğlum Veli demiş koş. Bize şerbet merbet bir şey getir, hava sıcak. Veli koşmuş dışarı. Demişler ki İngiltere kralının incisi var. Sultanımızın emri var. Bunu deleceksin. Almış hay hay demiş, oturmuş. Delsene efendi, yok demiş ben 40 yıllık ustayım. Ben de demiş iki Hakan'ın birden incisini delecek demiş, netice yok öyle. O neticenin üstüne oturup delemem, ben 40 yıllık ustayım. Efendi hünkârımızın emri falan demiş, tasa etmeyin. Gerçekten. Veli birazdan şerbetli ayranla gelmiş, oğlum Veli demiş al şu inciyi del. Veli 30 saniyede delmiş, muntazam almış. Efendi demiş sen niye delmedin? Demiş ki ben 40 yıllık ustayım, iki tane kralın şeyini elim titremeden kıramam. Bu iki senelik çırak haddini bilmez. Korku olmaz bunda demiş. İki senelik çırak olunca haddini bilmiyor. Şimdi biz o gün orada gördüğümüz bir takım figürler. İsimlerini vermeyeyim. Ama millet anlayacak. Bu isimler evvelden Veli gibi davrandılar Türkiye'ye. Fakat şu anda 40 yıllık usta gibi davranıyorlar. O gün orada törende gördük bunların bir kısmını. İsim vermiyorum. Hepsine de hürmetle, yani bizim devletimizin misafiri olarak o gün geldiler başımızın üstüne. İzzetimiz namusumuz gibi koruyacağız onları. Fakat şu anda Türkiye'nin hüviyetiyle tanışmış, kimisi Leyi Şahane'nin tadına bakmış, kimisi Türkiye'nin ne olduğunu görmüş adamlar olarak geldiler ve muhatap oldular. Bu yüzden o günkü tören bu kadar emperyaldi. Türkiye'nin bölgede ne anlama geldiğini anlamış adamlar. Bak biz ne olduğumuzu anlamak istiyorsak bu adamların tavırlarına bakacağız. Yoksa biz içeriden anlamıyoruz hala. Tablonun içindeki, resmin içindeki hiçbir karakter resmin manasını çözemez. Dışarıdan bakan adama bakacaksın. Dolayısıyla o günkü tören çok anlamlıydı. Hakan Fidan'a dönüp ne sordunuz, oraya gelecek olursak. Bir öncesinde bir sesini bir hatırlatayım. Buyurun efendim. Dersiniz. Hakan Millet Fidan bugün sesini merak ediyormuş. Evet, madem. Görev devir teslimde. Açıkçası ben de kendi kendime ya ben daha önce duymuştum diye düşündüm. Çünkü bir açıklaması sanki vardı diye hatırlıyorum müsteşar olduğu dönemde ama yine de herkes merak ediyor. Tabii şöyle yani izleyelim bir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim.
devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Evet, açıklama bu şekilde. Milli dış politika vizyonu dikkat çekici. Ses de yani dışişleri bakanı olarak kendisine yakışan böyle davudi, biraz böyle kuvvetli de bir ses. Açıkçası, çok güzel bir telaffuz, çok evet, duru bir Türkçe. Evet, yani ses tonu da güzel. Hani şimdi tırnak içinde söylüyorum, yani karizma iyi yani o anlamda baktığımızda. Dünyada Türkiye'yi temsil edecek sonuçta. Sorum şu olacak, hem bunları değerlendirmenizi rica edeceğim, milli dış politika vizyonunu, hem de Erdoğan da sır küpü olan birisinden bahsediyoruz aynı zamanda. Yani Erdoğan benim sır küpüm dediği birisinden bahsediyoruz, Hakan Fidan özelinde. Bir şey daha söyleyeceğim, sözü bırakacağım size. Törenden dikkatimi çeken iki sahne vardı. Birisi Çavuşoğlu ve Fidan birbirine gerçekten böyle bir abi kardeş, bir böyle hani yakın şey olarak sarıldılar karşılaşmada, ilk karşılama anında. Bir de hani o tokalaşma pozu vardır ya, rutin. Orada eli üstüne koyduğunda o da onun eli üstüne koydu. Tam böyle bir kenetlenme fotoğrafı da vardı. O da yine dikkatimi çeken bir kareydi ki Sayın Çavuşoğlu'nda ülkemizi gerçekten gururla temsil ettiğini de söylemeden geçmek doğru olmaz herhalde. Yani çok gururlandık onun o 7-8 yıllık bakanlığı döneminde birçok olayda. Sevgili İbrahim abi, 1500 senelik devletimizin temadi eden kurumlarının başında 20 senedir duran iki adamdan bahsediyorsun. Evet. Taşra Belediyesi'nden gelip de bir yerlerde temayüz edip ondan sonra horon tepip de ben bir şeyler olacağım diyen iki adamdan bahsetmiyorsun Murat. Bunlardan birisi uzun yıllar memleketin istihbarat teşkilatının başında bulunmuş. 13 yıl. Askeri eğitim almış. Türkiye'nin ilk asker kökenli Dışişleri Bakanı İsmet Paşa'yı sayma hocam. Sayma. O bir başka hadiseydi. Hı. Cumhuriyet tarihimizin ilk asker kökenli Dışişleri Bakanı. İkincisi Mevlüt Çavuşoğlu bu vazifeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor döneminde yapmış. Doğru. AK Parti iktidarının en zor döneminde yapmış ve şanla şerefle yapmış bir adam, yani öyle böyle yapmamış. Atlattığı badirelere dönüp bakacaksın. 15 Temmuz'un Dışişleri Bakanı mı? Pandeminin Dışişleri Bakanı mı? Depremin Dışişleri Bakanı mı? Ukrayna-Rusya Harbi'nin Dışişleri Bakanı mı? Suriye krizinin Dışişleri Bakanı mı? Mavi Vatan'ın Dışişleri Bakanı mı? Karabağ Harbi'nin Dışişleri Bakanı mı? Yani bu adam büyük bir iş yapmış demek. Afrika ile temas kuran. Afrika'nın Dışişleri Bakanı, Libya Harbi'nin Dışişleri Bakanı mı? Saymakla bitmez hocam. Tamam. Afrika'sı, Asya'sı saymakla bitmez. Burada her ikisinin de bildiği hadise şudur. Bu devlet ikisinin de hevesine kalmayacak kadar büyük, ikisi de bu devlete heves etmeyecek kadar olgun iki adam. Temadi eden, akıp giden bir nehrin üzerinde bir sürede bunlar kürek çekecek. Mahkemenin kadıya mülk olmadığını bilecek kadar tecrübeli iki zat. Ve şunu söyleyeyim, şu saatten sonra da Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımız. Dün açıklanan kabine, evvelki akşam, bize bir hakikati gösterdi. Erdoğan parlamentoya senatörler atadı. Adeta senatörler atadı. Bu ne demektir? Şu anda Yaşar Güler Paşa'mız yeni savunma bakanımız. Mecliste Hulusi Paşa var. Hulusi Paşa askerlik teamülünü Yusuf abi bilir ama Hulusi Paşa her zaman bir adım önde yürür bildiğim kadarıyla Yaşar Güler'in teknik olarak. Tabii kıdem olarak onların üstüne. Yani öyle ve selefi. Tabii. Vazife itibariyle de selefi. Ali Yerlikaya Bey evet İçişleri Bakanımız fakat mecliste Süleyman Soylu var. Yine aynısı Hakan Fidan Bey Dışişleri Bakanımız ama mecliste Mevlüt Çavuşoğlu var. O bütün o kadrolar. Mehmet Özasır ki Çevre ve Şehircilik Bakanı ama Murat Kurum mecliste. İstanbul mecliste. İşte bazı koltuklarda sıkıntı var. Yani Sağlık Bakanımız evet Sağlık Bakanı ama Sağlık Bakanımız Sağlık Bakanı. İki tane değişmiyor koltukla birlikte. Neyse. Onunla ilgili ben bir şey söyleyeyim. Hani off the record bir bilgi sayılır ama Sağlık Bakanı aslında
hani uzun zamandır hani beni azat ederseniz evet, gönül rızasıyla giderim durumunda mı Erdoğan devamında? Ama çok büyük emeği var. Var, çok büyük emeği özellikle var. Özellikle yani, konuda... küresel bir salgını evet, yöneten bir adam olarak. Şu yürütmeyle ilgili bir şey söylemek mümkün mü? Tabii tabii. Bakın yürütme teşkil edilirken çok dikkatle kurgulanmış gibi bir izlenim var. Net olarak görüyoruz bunu zaten. Yani hem evrensel sorunlarla hem bölgesel sorunlarla baş edebilecek çok önemli teknik altyapısı, bürokratik altyapısı tecrübesi olan ve aynı zamanda akademik altyapısı olan aktörlerden seçildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hı-hı, burada özellikle Hakan Fidan, Sayın Hakan Fidan örneğin TİKA başkanlığı yaptı biliyorsunuz. Müsteşar, MİT müsteşar yardımcılığı yaptı, başkan yardımcılığı yaptı. Güvenlikten sorumlu yine başbakan İbrahim Kalın yaptı. Ataması da bu arada geldi son dakika olarak. Ne yapacağız paylaşayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Sayın İbrahim Kalın atanmıştır. Tamam. Bir son dakika bilgisi yani, arkadaşlar. Aslında kulislere de yansımıştı biraz ama İbrahim Kalın'a hayırlı uğurlu olsun. Memlekete de hayırlı uğurlu olsun. Dün de çocuğun biri tweet atmış. İyi, bugüne kadar Hakan Fidan'a rezil oluyorduk. Bugünden sonra da İbrahim Kalın'a rezil oluruz diye. Hani sırrımız yok diye, her şeyimizi biliyor diye. Ya bütün bunu şunun için söylüyoruz. Onunla ilgili de bugün bir tane video izledim. Putin'le Erdoğan bir görüşmedeler. Sayın Erdoğan yanındaki kurma heyeti tanıtırken, tek tek söylerken Hakan Fidan diyor ki istihbarat başkanımız da burada diyor. Hmm. Putin duruyordu ki o zaman konuşacak bir şey yok. Zaten o gündemi biliyordur diyor. Esprini yapıyor orada. Bunu yurt dışı çok iyi takip etti. Kimler atandığını falan. MİT'e özellikle belli başlı bakanlıkları, Enerji Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, hatta İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele konusunda. Bunların hepsi biraz önce söylediğim nitelikleri haiz gruplar. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda çok faktör var. Hem evrensel değerleri bileceksiniz, hem uluslararası hukuku, hem ulusal hukuku, hem Türkiye'nin çıkarlarını koruyacaksınız. Bir de hümanist değerleri öne çıkartmak zorunda kalacaksınız bazı konularda. Şimdi bütün bunları yapabilecek planlı, programlı, dikkatli aktörler bunlar. Hakan Fidan'ın, Sayın Hakan Fidan'ın özellikle anlattığım geçmişinden mütevellik, dikkat ederseniz çok planlı. Ya hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan, tamamen kurgulanmış, sistematik bir çalışma sistemi var. Ve geleceği de öngörebilecek kapasitesi, vizyonu var. O yüzden... Peki şöyle bir şey sorsam. Dün Kurban Pazarı'nda bir vatandaş söyledi. Ben öyle bakmamışım. Mesela dedi ki ya Cumhurbaşkanı dedi, tam bir Türkiye kabinesi kurmuş dedi. Her böyle dengeyi gözeterek bir kabine kurmuş. Biz çok memnun kaldık diye söyledi. Neden? Tam son söz onu söyleyecektim. Evet. Öyle mi? Hani ben de böyle bir hiç öyle değerlendirmemiştim ya, meseleyi ondan de. Biraz kurtulmak lazım. Ya. Ama yani şey Türkiye böyle kabinesi, hani. Türkiye kabinesi aman o şeyi boş ver de. Yoksa biz Konyalılar olarak 4 tane attık bu maçta da. Sıkıntı yok da. Tamam abi yeter. Evet, Konya'dan bize bıktık yendi ama bak şöyle bir hadise var. Yani mesela Konya'dan 4 bakan çıkması bir Balıkesirli olarak beni hiç rahatsız etmemesi lazım. Çünkü bu iş bölgeye göre yapılmadı. Etmesin zaten yani. İyidir. Olur mu öyle şey yani? Türkiye'nin tam ortasıdır. Şimdi, eyvallah. Mühim olan hadise şu, iki narratif yıkıldı bu süreçte. Bunu söyleyip bitirecektim, bitireyim müsaadenle. Bir, parlamentonun bir sistemde hiç önemi kalmadı. Hadi parlamento çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı bir mütenakız olsaydı da görseydin bakayım. Tabii tabii. Görseydin anayasanın 104. maddesinin 17 mi 14. mü şeyine göre, bendine fıkrasına göre bakalım çalışabiliyor muydu Kılıçdaroğlu kazansaydı. Birincisi saçmalamanın alemi yok. Güçlendirmiş parlamenter sistem falan. Parlamento çok güçlü. İki, efendim başkanlık sisteminde bakanların hiç önemi yok. Tek bakan Erdoğan. Geri kalan herkes kukla şu bu falan filan. Öyle bir kabine ki şu andaki. Birincisi çok presentable. Vitrini çok iyi. O ayrı mevzu da. İkincisi de muktedir figürler bunlar. Siz ne zannediyorsunuz evet, yani bu iş sizin bir şeyi ima ettiğiniz üzere gerçekten memlekette Erdoğan'ın kendine melabegah ilan ettiği bir devlet mi burası? Çok güçlü bir kabine çıktı. Aslında peki, çok önemli bir şey var. Bir şeyi sorayım müsaadenizle, bu MİT meselesini şimdi Kalın atanması üzerinden son dakikayı paylaşıyoruz. Önemli bir gelişme ama esas benim merak ettiğim, hani biraz onu konuşmak istiyorum. Bu kırmızı kodlu operasyonlar, MİT'in FETÖ'cülerden temizlenmesi, belki biraz CIA etkisinden uzaklaştırılmış olması son 10 yılda. Bunlar kıymetliydi diye düşünüyorum ama Sayın Alabar'da yani hani Hakan Fidan geçmişte çok hedef oldu. Yani 7 Şubat MİT kumpası, işte Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması, bunlar tesadüf işler değildi elbette yani. Sen hocam bitirsin sözünü sonra çok ben basit alayım. Bir şey, bir devamı olsun diye söylüyorum. Hı-hı. Eskiden parlamenter sistemlerde kabine güven oyu alırdı ya hocam, evet, meclisten. Şimdi çok daha geniş bir tabandan güven oyu alıyor. Milletten. Tabii milletten yani direkt alıyoruz. Evet milletten. Tabii.
Ben o zaman şöyle bir bu suale yönelik olarak... Hayır, son dakika ekrana verdik ya, onunla bu, böyle eş zamanlı bunu gitsin. Bunu da dahil ederek o zaman biraz. Bir şey yapayım ya. Bir, yani Milli İstihbarat, Dışişleri neden son derece kritik? Buyurun. Şimdi Türkiye'de sürekli olarak 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda özellikle de 15 Temmuz sonrasında işte kardeşim sürekli güvenlikçi siyaseti övgülüyorsunuz. Türkiye güvenlikçi bir siyaset tarzı uyguluyor ve bu güvenlikçi siyaset... sorunları çözmek yerine askerin eliyle çözmek niyetindesiniz falan gibi hiç hak etmediğimiz şeylerle karşı karşıya kaldık. Belki 80'li yıllarda kimlik inkarı devam ederken bu işi askerle çözmek gibi bir husustan dolayı bu eleştiriler getirilse haklı olabilirdi. Fakat 2016'nın 15 Temmuz'undan bu yana ortaya koyulmuş olunan güvenlik siyaseti güvenlikçi politikalar diyerek ötekileştirilecek bir şey değil. Neden değil? Danimarka'da yaşamıyoruz, İsveç'te yaşamıyoruz, Finlandiya'da, Hollanda'da yaşamıyoruz. Bu ülkenin karakolları basılıyor. 33 asker otoyolda indirilip şehit ediliyor. Karayolunda. Karakol baskınları oluyor. Ali Boğazı'nda, Tendürek'te, Lice'de eşkıya yol kesiyor. Yol kesmekle kalmıyor, insanları dağa kaldırıyor. Onunla da yetinmiyor. HDP'li milletvekilleriyle tiyatro sergileyip tesadüf eseri karşılaşmış gibi bir poz veriyorlar. HDP'li vekiller çıkıyorlar ve diyorlar ki akşam hava karardıktan sonra TC askeri karakollarına sığınıyor. İnanmayan varsa gelsin bizle geçsin. PKK 4000 kilometre karelik alanı kontrol ediyor falan gibi acayip şeyler yaşadı bu ülke. Şimdi dolayısıyla ilk kez 15 Temmuz sonrasında ortaya koyulan güvenlik siyasetiyle bu ülkenin Munzur'unda şenlikler yapılıyor. Hakkari'de kayak merkezi açılıyor. 81 vilayetinde organize sanayi bölgeleri oluşturuluyor. Dolayısıyla güvenlikçi siyaset diye sürekli olarak itibarsızlaştıranları bizi dinleyenlere tavsiye ediyorum. Bu şekilde konuşanları direkt siz itibarsızlaştırın. Hadi oradan deyin yani. Neden? Yaşadığımız yeri çizerek geldim. Şimdi Türkiye için işte iki tane hocam var. Sen de dahilsin buna. Cradle of Civilization, medeniyetlerin beşiği değil mi? Ama unutmamak lazım ki İbrahim, burası medeniyetlerin mezarlığı da. Neden medeniyetlerin mezarlığı? Ne Hititliler kaldı bu coğrafyada, ne Lidyalılar kaldı, ne Frigyalılar kaldı. Hepsi tarih oldu gitti. Ama bin yıldan bu yana Selçuklu, Devlet-i Ali-i Osmani ve Türkiye Cumhuriyeti çizgisi devam ediyor. Şimdi buradan baktığımızda son 200 yılın 1800 ile 2023 yılları arasında geçen 223 senenin ama hasaten Balkan Harbi sonrasında oluşan tablonun 1912 sonrasıyla 2023 arasındaki 100 yılın zirvesinde bir ülkede yaşıyoruz. Yani son 100 yılın en güçlü ülkesi konumunda Türkiye şu an. Yani son 100 yıldaki en büyük sert güce sahip, son 100 yıldaki en büyük yumuşak güce, en büyük nüfus gücüne, en büyük iktisadi güce, en büyük dış politikadaki etki gücüne sahip bir duruma geldi Türkiye. Şimdi şunu soralım kendimize. Şimdi MİT'i konuşuyoruz ya, neden önemli? 2013 yılında Suriye krizi 2011'de başladı. 2013'te biliyorsunuz Türkiye'nin içerisine sığınmacı akınları önemli oranda gelmeye başladı. 2014'te DEAŞ, Kobani ve bir gece bütün sınır kapılarının açılması, 6-7 Ekim'de Silivri cezaevinde, Edirne cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ın bu ülkede iç savaşa yeltenmesi falan yaşandı. Şunu iddia ediyorum, hocalarım da şahitlik etsinler. Eğer varsa itirazları büyük bir olgunlukla dinlemeye hazırım. 2023'ün Haziran ayındaki Türkiye olsaydı 2013'te yaşadıklarımızın hiçbirini yaşamazdık. Ama şunu unutmayın. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış İlker Başbuğ'un 2014 yılında Türkiye, 2015 yılında Türkiye Fırat Kalkanı'na girelim mi girmeyelim mi? 2016'da yapıldı biliyorsun. Bir yıl öncesinde bu tartışmalar yapılırken Sözcü Gazetesi'nin manşetinde duruyor. Türkiye Suriye'ye girer ama bir daha çıkamaz diyordu. Bunu diyen bu ülkenin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış bir kişi. Yani, gerçi o bir ara Kanal İstanbul'u yaparsanız savunma zafiyeti olur. Ama bilelim bunları tabii, bir sürü şey. Şimdi... Oradan alındı bu ülke, Fırat Kalkanı'nı yapmış, Barış Pınarı Harekatı'nı yapmış, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmış, Bahar Kalkanı Harekatı'nı icra etmiş, Kafkasya'daki dengeyi bozmuş. Yani dengeyi bozmuş derken aleyhimize kurgulanmış dengeyi orijinaline getirmiş. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en büyük arabulucu rolüne girmiş. Libya'daki Halife Hafter'e, Tarhune'den Trablusgarp'a, Vatia ve Sirte Cufra hattına kadar o alanı dar etmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve şimdi
konuştuğumuz Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu, efendime söyleyeyim, İbrahim Kalın, sürekli bu trio Rusya'da gördünüz bunları, Libya'da gördünüz, Dağlık Karabağ'da gördünüz, Suriye'de gördünüz, Ali Memlüki Suriye'nin istihbarat başkanı onlarla beraber gördünüz. Bu trio etrafında, yani bu üçlü etrafında şekillendi. Evet. Mevlüt Çavuşoğlu'nun, biraz önce sen söyledin galiba, Mevlüt Çavuşoğlu ile Hakan Fidan'ın birbirleriyle kucaklaşmalarının sebebi sadece halef selef bir imza törenine matuf değil ki. Tam 8 seneden beri Mevlüt Çavuşoğlu Doğru. Dışişleri Bakanı, tam 13 seneden beri biri istihbarat başkanı, 2014'ten bu yana İbrahim Bey Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında sözcüsü olarak bulunuyor. Aynı zamanda ikinci sır küpü diyelim ondan sonra. Şimdi bu dörtlü şeyi de dahil edelim. Yerlikaya ile Sayın Savunma Bakanı da dahil edelim. Çok önemli bir siyasetin devamı niteliğinde getirildiler göreve. Mesela Yaşar Güler'le ilgili konuştu Sayın Taceddin Hocam. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde Suriye'deki bütün harekatları Hulusi Akar'la birlikte üniforma içerisinde yöneten Genelkurmay Başkanı. Tamam, bunu bir yere koyduk. Ali Yerlikaya, şimdi Süleyman Soylu yeri doldurulması oldukça güç bir siyasi figür. Hem sivil siyasetin içerisinde var, hem bürokrasinin içerisinde var, hem de sözünü hiç esirgemeden çataçat mücadele eden bir adam. Yerine getirdikleri Ali Yerlikaya ise Ağrı Valisi, Şırnak Valisi, bilinmiyor bu ama çoğu kişi bilmiyor bunları. 2015-2018 arasında Suriye harekatları sırasında nerede? Gaziantep'te vali. Harekatların bütün yükünü vali olarak üzerine üstlenmiş bir adam. Şimdi siz bunları getirdiğinizde şunu söylüyorsunuz. Ben geldiğim yerde durmayacağım. Ben etrafımda bana kurmuş olduğunuz tuzakları bozarak bugüne geldim. O bumerang bana gelmeyecek. Ofansif demek bu. Tamam, bu. Ha peki 28 Mayıs'ta bu millet yetkiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiş olsaydı, bak ya. Bir dakika, Dışişleri Bakanı Ünal Çeviköz, İçişleri Bakanı Özgür Özel, Dışişleri'nin bilmem neyinden sorumlu Namık Tan, Selin Sayek Böke, Canan Kaftancıoğlu. MİT Başkanı. Da MİT Başkanı'nın mesela Namık Tan. Sezgin Tanrıkulu. Sezgin Tanrıkulu, şaka değil bunlar. Yani Özgür Özel'in İçişleri Bakanı olmak istediği Habertürk ekranında canlı yayında kendi söylüyor. Ben İçişleri Bakanı olmak istiyorum. Evet. Süleyman Soylu'dan görev almak istiyorum diyor. Evet. Şimdi Ünal Çeviköz'ün dışişleri koltuğuna oturacağı için milletvekili yapılmadı. Evet. Namık Tan'ı aldılar getirdiler. Hiç tartışmasız bir şekilde birinci sıraya koydular. Şimdi bu ekibin Türkiye'yi bu devir teslim törenleriyle aldığını konuşuyor olsaydık şunu konuşacaktık. Bu senaryoyu bizi dinleyenlerin muhayyilesinde canlandırmak istiyorum. Suriye'den asker çekilmeyle ilgili takvim konuşuluyordu. Irak'tan asker çekilmeyle, Libya'dan asker çekilmesiyle ilgili takvim konuşuluyordu. Yapılan yemin merasimi ve yapılan devir teslim törenlerinden İlham Aliyev katılmıyordu. Neden? Çünkü İlham Aliyev'e yönelik olarak Ünal Çeviköz dahil olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu eline bir harita aldı. İçerisinde İran var, Zengezur koridoru yok. Bu katılanların hiçbiri katılmadı. Hiçbirisi hocam. Katılmayacaktı. Kimler bak katılırdı? Böyle bir tablo olacaktı. Ama o zaman da işte Berlin'den. Oh ne güzel. Paris'ten, oh ne güzel. Tamam işte bunu bilelim. Washington'dan bunu bilsin koşa bizi koşa dinleyen. Geleceklerdi. Bunu bizi dinleyen bilsin. Berlin gelecekti. Biden bile gelebilirdi. Vallahi Biden bile gelebilirdi. Blinken gelirdi. Avrupa'daydı gelmedi Blinken, tamam mı? O zaman da derdik ki oh be demokrasi bir kesim geldi. Tamam mı? Ha demokrasi geldi değil. Yani kardeşim Arapları getirmişler, Afrikalıları getirmişler, tören yapıyorlar. Ama en kötüsü de ne olacaktı biliyor musun? Daha bugünlerde yemin falan edilmiş olmaz, kabine kurulmuş olmazdı. Pazarlıklar devam ederdi. O ayrı mesele de şunu konuşuyor olacaktık. Suriye'den askeri ne zaman çekeceğiz? Bak ben bunları... İftira niteliğinde söylemiyorum. Hocam, ortak politikalar mutabakat metninde Suriye'deki askerimiz duracak kelimesi geçmiyor. PKK geçmiyor, YPG geçmiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu biz tezkereye iktidara geldiğimizde de hayır diyeceğiz diyordu. Yani hiçbirisini işkembeyi kübramdan atarak burada bir gündem yaratma derdinde değilim. Düşünsene İbrahim. Orada görev yapan Mehmetçiğin. Vallahi düşünemiyorum. Böyle kanım çekiyor. Tüylerim diken diken oluyor yani. Kesinlikle. Kime teslim edeceksiniz o toprakları? Ha, PKK'ya, YPG'ye teslim edeceksin. O zaman anlaşacaksın. El uzatıp diyeceksiniz. Tabii. Hayırlı uğurlu olsun. Bak, bayrak indir, bayrak çek. Tabii. Bunları yaşayacaktık ya. Bak, şaka değil ya bunlar. Bakın İbrahim Bey şaka değil. Şaka gibi geliyor ama değil hakikaten hocamın dediği gibi. Şimdi bak Taceddin Hocam törende. Tam bir kabus aslında. Bak Taceddin Hocam törendeydi. Libya Başbakanı Dibeybe ve değerli eşi hanımefendi oradaydı.
orada Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve ama özellikle de törene katılan diğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındakilerle Dibeybe'nin birbirlerine sarılışları vardı. O insanlar 28 Mayıs akşamı birileri kahvesini köpürdetip dışarıda şampanya patlatacaktı. Onlar kaderlerini bekliyorlardı. Libya'nın Trablusgarp'ında hadi bakalım sizi kim kurtaracak modunda beklediler o geceyi. Bunları biz biliyoruz kardeşim. Neçirvan Barzani buraya geldi. Biraz önce konuştum. Neçirvan Barzani'ye eğer bu iktidar olmayıp da öbür Millet İttifakı'nı şey olsaydı HDP'liler Süleymaniye'deki Talabani ile beraber olup o helikopterin içindeki teröristleri de dahil edip Neçirvan Barzani'nin de başını yiyeceklerdi. Bunların hepsini vallahi billahi yaşayacak. Hocam bir şey ilave edeyim ya. Evet hocam ne demek ki estağfurullah. FETÖ terör örgütü mensupları şu anda hapiste. Bunlar çıktığında belki Genelkurmay Başkanı değişecekti. Belki kuvvet komutanları yeniden, değil mi hocam? İçeride tabii çıkan, tabii. Ya da bakanlıklar değişecekti. Ona da verecekti tabii, bir takım şeyler. Tabii. Oraya da aktarılacaktı. Yani FETÖ mensuplarından da kabinede adam görecektik belki. Parlamentoda görecektik. Ki yani birkaçı var zaten. Yani millet ya öyle terasetli karar verdi ki yani bu söylediğim şeyler olmaktan kurtulur. Bin tane eleştiri getirebiliriz bu vakitten sonra. Tabii. Ama şundan eminiz. Dışişleri Bakanlığı'nda 13 yıldır her şeyine şahit olduğumuz Hakan Fidan var. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda 30 senesine şahit olduğumuz Erdoğan var. Bunları biliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında 2014'ten bu yana her dakika gözümüzün önünde olan bir İbrahim Kalın gerçeği var. Bunları gördük yani. Gerçekten bu ülke, tabii ki milletin verdiği karar başımızın üzerinde yeri var ama yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilememesinin altında yatan en önemli sebep bu. İnsanlar dedi ki yani kardeşim soğanla muğanla teslim almaya çalışıyorsun ama karşılığında ülkeyi veriyorsun. Bu arada da soğan 7 lira. Evet 7 liraya düştü. Bir Yaşar Güler'in dediği bir teslim töreninde bir kısa konuşması vardı. Arkadaşlar onu da bir müsaade ederseniz izleyelim. Benim en çok merak ettiğim devir teslim buydu. Açıkçası. Yani çok böyle nizami bir devir teslim oldu onu söyleyebilirim yani. Benim orada dikkatimi çeken şöyle Sayın Güler özellikle FETÖ'yle mücadele konusunda çok kararlı mesajlar verdi. Diğer terörle mücadele için de tabii kararlı mesajlar verdi ama FETÖ'ye bir parantez açması dikkat çekiciydi. O gece 15 Temmuz'da işte rehin alınan isimlerden birisi de oydu. Yani hem Orgeneral Güler hem de Genelkurmay Başkanı, dönemi Genelkurmay Başkanı. Biliyorsunuz rehin alınmıştı. O yüzden de bu kıymetliydi. Biz izleyebiliriz arkadaşlar. Bugüne kadar olduğu gibi benim görev sürem içerisinde de birinci önceliğimiz artan bir azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Hudut güvenliğimiz alınmış mevcut tedbirlerin her geçen gün geliştirilmesi suretiyle en üst seviyede sürdürülmeye devam edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern harp, araç, gereç sistemleriyle donatılması kapsamında bakanlığımızın tüm imkan ve kabiliyetleri, birbirinden kıymetli savunma sanayi projelerimizin en kısa sürede hayata geçirilmesi için seferber olacaktır. Kahraman ordumuzun en büyük kuvvet çarpanı, fedakar personelinin çağın gerekliliklerine uygun şekilde yetiştirilmesine devam edeceğiz. Bu kapsamda FETÖ ile mücadelede de artan bir azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Sayın Taceddin Kutay, hem bu konuşmayı değerlendirmenizi rica edeceğim. FETÖ ile mücadele vurgusu kıymetliydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bu teröristlerin temizlenmesi ve milli bir ordu haline geldikten sonra, milli güç haline geldikten sonra ciddi anlamda çok büyük operasyonlara imza atabilmesi büyük önem arz ediyordu diye düşünüyorum. Bir bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de ben çok bilmiyorum ama size sormak istedim. Çankaya'dan şifresi ne? Çankaya'dan, kabinenin Çankaya'dan açıklanması, Türkiye Yüzyılı Kabinesi de diyorlar. Gerçi her kabine Türkiye Yüzyılı Kabinesidir ama. Birincisi orduyla alakalı hadise çok hazin. Bu her Genelkurmay Başkanı'nın aslında, Milli Savunma Bakanı'nın değil ama Genelkurmay Başkanı. Biz burada bir Milli Savunma Bakanlığı'na başlangıçtan ziyade bir Genelkurmay Başkanlığı'na veda konuşması izledik belki. Doğru. Burada
çok hazin bir hikaye var. 15 Temmuz'da çok acı şeyler yaşadık. Tekrar etmenin alemi yok. Tarihimizde olmayan bir şey. Yani biz Avrupa tarihi boyunca sürekli ordusunun halkını kestiği bir yer oldu. Biz böyle bir şey görmedik. Ordumuzla halkımız karşı karşıya gelmezdi. O ordunun üniformasını giyenler tarafından bir şeyler yapıldı o gece. O gece temizlendi zannettik. Yok. İşte düne kadar hala devam ediyordu muvazzaf askerlerle ilgili operasyonlar ve bu ordunun genelkurmay başkanı olarak maalesef herkes kendisini bir şekilde bu konuda bir ikrar vermeye mecbur hissediyor. Bu acı bir şey. Kolay bir psikoloji değil. Bu bakımdan ben Paşa Hazretlerine konuşmasını analiz edemiyorum. Yani o değişik bir mükellefiyet ve zorunluluk. Evet, Türkiye'nin terörle mücadele gibi bir gündemi vardır. Bu konuşmaya şahsen muhalefet edebileceğim yer orası. Birinci önceliğimiz diyor ya, Türkiye birinci önceliğini terörle mücadelenin dışına taşıyalı bence bir sürü oldu askeri olarak bu. Savunmadan ziyade ekspansif bir askeri politika takip edişimizin bir neticesi olarak karşımıza çıktı. Evet, 1990'larda olsaydı bu konuşma, 2000'lerin ilk 10 yılında olsaydı katılırdım o tarafına. Fakat tek şerh düşebileceğim yer, birinci önceliğimiz değil, terörle mücadeleye de olanca azmimizle, kararlılığımızla devam edeceğiz dese Metin, tamamen kabul ederdim. Peki, Çankaya ile ilgili? Hocam, Çankaya ile ilgili hadise İlginç bir tevatüre döndü biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu büyük bir kortejle, Fener alaylarıyla Çankaya'ya uğurlayacaklardı. Evet. Çankaya'nın fonksiyonu burada nedir diye soruyorsan tam olarak bir çıkarımda bulunamadım. Yani şöyle yorumlar yapılıyor. Erdoğan hani AK Parti lideri olarak siyaseti sürdürdü ama devletin lideri ya da işte bileyim milletin tamamının lideri olarak veda edecek. Bu yüzden de Çankaya'yı tercih etti yorumları yapanlar var. Niye bu? Yani şu anlamda yani Atatürk'ün simge mekanı olduğu için hani böyle bir ne bileyim ikinci Atatürk demek istemiyorum ama yani Türkiye'nin önemli bir atılım ya da işte önemli bir kırılma noktasında liderliğini ortaya koyan bu yoruma katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Çankaya küçük ve yetersiz geldiği için Beştepe gibi bir yere taşınıldı. Beştepe AK Parti'nin genel merkezi değildi. Beştepe'de en az Çankaya kadar, hatta Çankaya'dan daha fazla bir şekilde bu milletin öz mekanıdır. Vatandaşların, talebelerin girip ders çalışabileceği bir kütüphanenin, girip namaz kılabilecekleri bir caminin olduğu bir cumhurbaşkanlığı külliyesi. Bu bakımdan böyle bir mesaj vermek istese Erdoğan, bunun yerinin Çankaya olduğunu düşünmüyorum ben. Peki. Nedirle ilgili bir yorum yapmadım açıkçası. Şimdi de sen soruyu sorduktan sonra biraz vakit kazanayım, zorlayayım, bir laf uyduruyum dedim, beceremedim. Estağfurullah. O zaman şu soruya devam edeyim. Diyorsun. 28 dönemde HDP'ler İstiklal Marşı okumadı. Neyi protesto ettiler? Erdoğan'ı ayakta karşılamak gerekiyordu ama CHP ve HDP'ler oturarak karşıladı. Tüm dünya demeyeyim de en azından külliye gelen tüm liderler ayakta karşıladılar, alkışladılar Erdoğan'ı. Ya yani millete mi bir tepki var? Ülkenin geçen değerlerine mi bir tepki anlattım. Var? Geçen gün bir fıkra anlattım. Hadi burada da anlatayım. Bektaş babası gaza gelmiş, namaz kılayım demiş. Fatih Camii'ne girmiş, bakmış. Nasıl kılınacağını da bilmiyor ya. Öndekilere bakarım, kılarım. Bakmış öndeki yatıyor, bu yatmış. Öndeki kalkıyor, bu kalkmış. En son kaide-i ahire. Oturmuşlar. Bizimkiler Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam vermiş. Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sola selam vermiş. Bizimkisi de bir adım geriden gelirken sağa bakmış. Sağdaki Esselamu Aleyküm deyince bizimki de Aleyküm Selam erenler demiş. Namaz bitince yandaki adam bakmış. Efendi ne yapıyorsun demiş ya namazda. Lan ne yapayım demiş. Efendi Selamu Aleyküm deyince Aleyküm Selam denilir mi? Ben başka cevap bilmiyorum ki kardeşim buna demiş. Selamun aleyküm denince aleyküm selam denir değil mi? Böyle öğrenmiş adamcağız. Yani HDP milletvekilleri bu sefer de İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı değil, İstiklal Marşı'nı okumadı değil. HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'nı okumuyor zaten. Buradaki sıkıntı şu. Siz HDP milletvekillerinin, HDP'nin o siyasal çizginin rezaletini temizleyeceğim diye Türk bayrağı sallayan, İstiklal Marşı'nı okuyan, yeminini adam gibi yapan, tertemiz
Kürt milletvekillerine de alın bakın sizin de teröristiniz var, bizim de teröristimiz var diye yaftaladınız seçim süreci boyunca. Parları. Evet. Murat Özer'le birlikte şeyde Zekeriya Yapıcıoğlu'na gitti. Murat Özer Zekeriya Yapıcıoğlu adamcağızın sonunda dayanamadı. Güle güle espri yaptı. Dedi ki valla seçime iki aday çıktı. Birisi Kılıçdaroğlu, birisi Yapıcıoğlu. Aradan Erdoğan sıyrıldı. Adam espri yaptı. Adam birinci aktör haline getirildi. Sizler Türkiye'de bu milletin evladı olan, bu devletin, memleketin selametine çalışan siyasiler olan, bu siyasal sistem bir parçası olan bir Kürt siyasetini ortaya koymadınız ki yıllarca. Şimdi ilk defa böyle bir şey yapmış olasınız. Bu adamların seciyesi budur hocam. Bu adamların seciyesi budur. Bunlar İstiklal Marşımızla, bayrağımızla, düzenimizle, devletimizle kavgalı adamlar. Bu kadar. Uzatmanın peki, alemi yok yani bahsi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'dan bir mesaj, tweet var. Ben okuyamıyorum arkadaşlar buradan henüz. Heh, güzel ülkem için durmak yok, yola devam demiş kendisi. Allah muvaffak etsin efendim diyelim. Bu durmak yok, yola devam için bir video izlettireceğim size. Şimdi açıkçası ben izlerken şöyle düşündüm. Yani milletvekili seçilmişsin, bakan da olmayacaksın. Yani bu yağmurda, çamurda koştura koştura oradan oraya niye mücadele ediyorsun diye böyle düşündüm. Fark da herhalde bu diye düşündüm. Yani AK Parti'nin kurmayları ya da bakan olmakla ilgili neyi, nereye bağlayacağım konuyu? Şimdi eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın meclis bahçesinden bir videosu var. Kendisine haberi yok birileri çekmiş. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Görüntü bu. Hadi görüşürüz. Mesele de şudur efendim. O kim meclis, koşan? Bakan Varank. Meclisin açıldığı gün bu. Bahçede canlı yayına katılmış. Oradan da bir başka canlı yayına koştura koştura gidiyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani şu an görüyorsunuz. Açıkçası şöyle düşündüm. Yani hani artık milletvekili seçilmişsiniz. Mecliste yemin töreni olacağı günden bahsediyorum. Vekillerin yemin edeceği günden. Bakan da olmayacağınızı biliyorsunuz ama hala böyle tok da bu arada o kenarda duruyordu gözüme çarptı. Şu onu da anda, bakanlıktan ganimet aldı herhalde. Bilmiyorum o gün hala bakan olarak görevindeydi. Koştura koştura gidiyorsunuz. Şimdi tabii Fatih Kacır da yani bakan yardımcısı da hayırlı uğurlu olsun. Yine aynı kadrodan çok çalışkan ve beraber koşturan biri ama yani mesela bugün bir tane tweet atmışlar Bakan Varank'la ilgili. Bundan sonra ne iş yapar diye işte Varank kargo, Varank kebapçı, Varank oto yıkama, Varank bilmem ne diye. Kendisi sosyal medyada şey bağlamış hani bir seçenek hakkım vardı. O yüzden demiş Varank kargoyu seçtim ama demiş hepsini de yapabilirdim sıkıntı yok diye yazmış. Çok böyle kendisiyle barışık bir bakan. İki dakika kaldı ama. Ben o zaman iki dakikayı Taceddin Hoca'ya şöyle paslamak istiyorum. Biz paslamadı bitirelim. Kardeşim. Bu bir şey değil ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bisikletiyle trafiğin içerisinde slalom yapıyor ve Taceddin Hoca buna cevap vermiş. İkisini mukayese etsin. Ya büyük kepazelik değil mi ama abi? Minibüsle arabanın arasından geçmeye çalışıyor bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Arkasındaki Mercedes'inden de bunun fotoğrafını çekip PR yapıyorlar. Ben olsam utanırım da. Çünkü o gemide ben de olsaydım. Çünkü bisiklet yolunda değil. Trafiğin içinde. Ya bisiklet yolunu boş ver. Bu kadar şey yapıyorsan bu işi, bu kadar dava itiraz ediyorsan, PR yapıyorsan. Bakın beyler benim peşimden gelirseniz, size örnek olacağım ben ya. Aynı böyle minibüsle arabanın arasına girersiniz. Ama kör noktasına denk gelir, minibüsün altında kalırsınız falan filan. Bunları da göze alın her İzmir'de trafiğe çıkarken demek o. Ya ben Varank'la ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Varank kendiyle barışık bir bakan profili çizdi. Bulunduğu süre içinde. Birçok yerde. Birçok yerde. Toyota'yla marka söylemem yasaktı pardon. Uygun bir bütçeli arabayla bakanlığında kendisinin direksiyona geçmesi gibi şeyler. Tabii ki bunlar son derece kıymetli şeyler. Madem bu konu açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Danimarka değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı öyle yürüyerek gezemez. Almanya şansölyesi de gezemez. Amerika'da Biden da gezemez. Yani bunları bilmek lazım. Ama şunu söyleyeyim. Hangi makamda olursa olsun kasaba belediye başkanlarının korumalarla gezdiği bir Türkiye'ye şahitlik ediyoruz. Yani 5000 nüfuslu kasaba belediye reisinin yanında 3 tane koruması var. Bu şeyi bırakın. Bu ağalığı, bu saltanatı bırakın. Varank'a örnek alın. Peki. Ya hadi
hepsini böyle Macron bir yürüse ya Paris'te. Ya yürüyebilir mi? Hadi Macron, bir yürüse ya Paris'te. Bir kere yürümeye kalktılar, burnunu kırıyorlardı adamın. Peki, masada ne vardı devam edeceğiz efendim. İkinci bölümde CHP'de sonbahar mı başlığını sizlerle paylaşacağız. İlginç mesajlar, açıklamalar var. Özellikle CHP'leri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Neler oluyor sorusuna bakıyoruz ama net olarak şunu söyleyeyim. Baba oğul dönemi resmen bitmiş gibi görünüyor. Bir mola verelim, birazdan birlikte olacağız. Masada ne var devam ediyor efendim. O kısacık molada biz de biraz kaynattık içeride açıkçası. Muhalefet cephesindeki gelişmelere bakacağız. Bugün başlığımızı, ikinci başlığımızı sizlerle paylaşacağım. CHP'de sonbahar mı? Başlığımız bu. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun ve Faik Öztrak'ın seçimden sonra çok konuşulan ve paylaşılan bir videosu var. Onu sizlere bir izlettirmek istiyorum. Sonrasında yapılan açıklamalar var. Onlar üzerinden de devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu ve Öztrak koltukta oturma ve koltuktan kalkma konusunda bazı metaforlar kullanarak değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Arşivin de böyle bir özelliği var efendim. Siz bir şey söylüyorsunuz ama arşiv bunu unutmuyor. Bir yere not ediyorlar sürekli. O yüzden birbiriyle çelişen ifadeleri çok sık kullanırsanız da durum ortaya çıkıyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Unutmayın, uzun süre koltuğunda oturup koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır. Bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü. Yani altına etmiş demektir. Beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Beceremediğin halde makam ve mevki işgal etmek en büyük ihanettir. Şimdi Sayın Alabağır da mesele budur. Birinde Sayın Kılıçdaroğlu Antalya konuşmasında koltuktan kalkmayanlarla ilgili mutlaka diyor bir pislik vardır diyor, kalkamıyorsa diyor. Altına pislemiştir diyor. Faik Öztrak da diyor ki beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Beceremediğin halde makam mevki işgal etmekse en büyük ihanettir diyor. Şimdi bunları nasıl okumak gerekir? Bir, buradan konuyu da şuraya bağlayacağım. Bugün MYK'da belli oldu. CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu. İmamoğlu'nun MYK'da bana yakın isimler olsun talebini tamamen görmezden gelmiş ve teşkilatı, yönetimleri de doğrudan genel başkanı yani kendisine bağlayarak da kurultay öncesi kritik hamleler yapmış, değerlendirmeleri de var. Ne olacak bu koltuk meselesi? Evet. Şimdi Öztrak'tan başlayayım. İşte bu arada Öztrak da yine sözcü olarak MYK'da tabii, yer aldı. Öztrak eder. Neden eder? Öztrak'ın dedesi, yeğeni, babası, torunu Öztrak Giller 1920'lerden bu yana o parlamentonun içerisinde sürekli oturak sahibidir. Tamam mı sevgili İbrahim? Yani Beşik uleması. Tabii. Meclis uleması bunlar. Beşik vekili. Yani, Beşik vekili ya da öyle söyleyelim. Yani dolayısıyla bu konularla ilgili son söz söyleyecek kişi herhalde Faik Öztrak'tır. İşte aldı Kemal Kılıçdaroğlu yine şeye getirdi. Darbelerden sonra iş başına gelmiştir Öztrak ailesinden. İçişleri Bakanlığı yapan Öztrak ailesi vardır. Şeker inhisarını tek elini oluşturan Öztraklar vardır. Ta bugünkü temsilcisi de torunu Faik Öztrak. Bir de dede Faik Öztrak var. Neyse. Konuyu Faik Öztrak'tan çıkartıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde ayağa kalkmadığı gibi bir tebrik mesajı dahi atmadı. Hocalarıma sorayım. Hangi ülkenin devlet başkanı seçildiğinde kendi vatandaşları dahi tebrik etmeden İngilizce ve Türkçe tebrik mesajı gönderdi Kemal Kılıçdaroğlu? Ben biliyorum. Kime? Biden. Biden'a. Daha Obama tebrik etmeden Kemal Kılıçdaroğlu Biden'ı Cumhurbaşkanlığında tebrik etti. Başkanlığında. İşte başkanlığında. ABD başkanlığında. ABD başkanlığında. Ya siz Biden oldun mu tuzluk yetiştircesine koştunuz tebrik ettiniz de kendi ülkenizin Cumhurbaşkanını niye tebrik edemiyorsunuz? Yani siz kaybederken centilmen olamadığınız gibi kazandığınızda da centilmen olamazsınız diyeceğim. Hiçbir zaman kazanmadığı için bir şey yapamıyorum tabii ki. Fakat konuyla alakalı bir Yusuf Alabar'da tweet'i düştü önümüze 2 dakika evvel neticede. Eyvallah. Nasipsiz diyor. Bu arada Genel Kurmay Başkanı Musa Avsever oldu. 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan. O zaten beklenen bir şeydi. Hayırlı olsun. Hayırlı uygun, hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzde hangi hamleleri yapabileceğine dair geçtiğimiz günlerde hem yazdık hem konuştuk. Kılıçdaroğlu anlaşılan o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sını da
kendi istediği gibi tekrardan şekillendirerek bu seçim yenilgisinin faturasını partinin içindekilere çıkarttı. Partinin yetkili kurullarına çıkarttı ve yola revan olacak. Ekrem İmamoğlu eğer bu konularla ilgili ortaya çıkıp net bir tavır koymazsa Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından da olabilir. Çünkü siyaset yeri ve zamanı geldiğinde çok açık ve cesur adımlar atmayı gerektirir. Bakın Abdullah Gül yıllardan bu yana en sonunda işte 2018'deki seçimlerde kendi ağzıyla ikrar ettiği için söylüyorum. Ne dedi? Eğer şartlar oluşturulup herkes bir araya gelseydi ben Erdoğan'a karşı aday olacaktım dedi. Garantici bir yapısı var. Bekledi, olmadı. Şimdi geldi yemin töreninde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemini, yani Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemindeki ikinci döneminde izleyici locasına oturdu. Şimdi eğer Muharrem İnce gibi olmak istemiyorsa Ekrem İmamoğlu, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından olmayayım, hem de o koltuğa talip olayım, fakat talip olurken de bir mücadele vermeyeyim, Kemal Bey benim halimden anlasın, o koltuktan da kalksın diyorsa, Kemal Bey 13 yıldan bu yana 12 seçim kaybedip o koltuğu terk etmemiş, bundan sonra da terk etme niyeti yoktur. Ama cümlemi şöyle bitirmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bunu daha önce bir benzetmesini yaptım ama bir kere daha yapmakta fayda görüyorum. Siyaset bir er meydanıysa bu er meydanının sırtı yere gelmez Kurtdereli Mehmet Pehlivanı'dır, Koca Yusuf'udur, Kel Alıcası'dır. Kemal Kılıçdaroğlu ise siyaset bir er meydanı ise bu er meydanının Teyyo Pehlivanı'dır. Bütün mağlubiyetlerine rağmen bir şekilde suçu karşı tarafa atıp yoluna revan olmaya devam etmiştir. Ve büyük bir hokus pokusçuluk içerisinde sırtı yere gelmemiş adamı tek adam, diktatör gibi cümlelerle eleştirirken 13 seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı bir şekilde CHP Genel Başkanlığı görevinde ısrar etmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem nasipsizliğini, hem demokrat amca olamayışını, hem de partisi içerisinde tek adamlık noktasında erişmiş olduğu baskıcı gücün en güzel göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu bu siyaset tarzına demokratik bir şekilde isyan etmeleri gerekir. İsyan derken yani demokratik anlamda seslerini yükseltmeleri gerekir. Aksi takdirde Cumhuriyet Halk Partisi şu haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun babasının çiftliği gibi yönetmiş olduğu bir kuruma dönüşmüştür. Bu sadece CHP'lilerin sorunu değildir İbrahim. Bu Türk demokrasisinin de bir sorunudur. İktidara alternatif siyaset geliştiremeyen, stratejik vizyonu olmayan, kaybetmesine rağmen o koltukta oturmaya devam eden, fakat Wall Street Journal'a vermiş olduğu, Washington Post'a vermiş olduğu beyanatlarda da Türkiye'ye demokrasi getireceğim söylemini hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiç yüzü dahi kızarmadan söyleyip partisine demokrasiyi getirmeyen adamın adıdır Kılıçdaroğlu. Yani o zaman şimdi Cumhuriyet Halk Partisi KP mi oldu? Yani Kılıçdaroğlu Partisi mi oldu? Kesinlikle. Kesinlikle ve bu mutlu olunacak bir durum değil. Peki. Şimdi birkaç sorum da olacak bununla ilgili ama bir Fatih Portakal'dan bir açıklama var. Sözcü TV'de bir kulis bilgisi paylaştı kendisi. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bir kahvaltıda buluştuklarını ve bir anlamda restleştiklerini söylüyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Ben size bir kulis bilgisi vereyim. Dün Ankara'da bir otelde, Çukurambar'daki o büyük otelde, ismini vermeyeyim reklama girmesi, bir araya geliyorlar Ekrem İmamoğlu ile sabah kahvaltısında. Ve Ekrem İmamoğlu MYK'da kendine yakın isimlerin de olmasını istiyor. Ve yine öğrendiğime göre Kılıçdaroğlu'na şu teklifi götürüyor. Olağanüstü bir kurultaya gidelim ve size hak ettiğiniz şekilde buradan güle güle diyelim. Ve parti kurultaya gitsin, yeni başkanını, yeni genel başkanı belirlesin. Ben de aday olabilirim diyor. Kılıçdaroğlu bunu kabul etmiyor. Ve o anda ipler kopuyor zaten. Öyle armut piş ağzıma düş olmaz. Bu kulis bilgisi falan değil. Merkez Yönetim Kurulu açıkladı Kılıçdaroğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu'na yakın bir tane bile adam yok. İyisi yok. İmamoğlu hatta Kılıçdaroğlu yok. Kazanamazsa namusum ve şerefim üzerine görevlerimden istifa edeceğim dediği Eren Erdem'i de sosyal medyadan sorumlu yapmış. Evet. Namusum ve şerefim üzerine
söz veriyorum diyen kişiyi. Var onun da tweetini veririz şimdi, birazdan. Dolayısıyla o restleşmişler falan hikaye. Restleşmek bilmem ne otelinin bilmem ne lobisinde olmayacak. Aşikar bir şekilde Türk toplumuna yönelik olacak. İsyan bayrağını açacak bu şeye karşı, hı hı, bu tavra karşı. Ve net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında aday olduğunu açıklayacak. Yoksa tenhada rest çekip öbür türden işte imza toplamaya çalışmakla, bilmem ne yapmakla Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirmesi mümkün değil. Çok açık ve net bir mücadele etmediği takdirde Ekrem İmamoğlu hem Dimyat'taki pirince ulaşamayacak hem de eldeki bulgurdan da olacak. Buradan bunun altını çizerek bugünden not düşüyorum. Yarın günü geldiğinde arşivden bu yayını çıkartırsın sevgili İbrahim. Peki. Üstadsine devam edelim. Bu CHP'deki sonbahar mı? Sorusunu size sorayım. Hani baharlar gelecek sana söz sloganıyla yola çıkılmıştı. Bu arada o reklam kampanyasını yapan beyefendi de 49 milyon liraya almış. Sonra yurt dışına gitmiş seçimden sonra. Mis. 59 milyon muydu? 49 milyon muydu? Mis. 59 milyondu galiba. Yani iyi de para kazanmış yani ne söyleyeyim. Hani o reklam filmi için eğer aldıysa o parayı iyi para almış vallahi gerçekten. Tam taşçı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir gecelik çalgı çengi işinden dolayı gazetelere düştüğü için o haliyle söylüyorum. 10,5 milyon lira aldığı iddia ediliyor. İyi para, mis. Çalgı çengi belediyeciliği. Varsın sel götürsün. Peki. İbrahim Bey iki şey söyleyeceğim bu konuda müsaaderseniz. Bir tanesi bu muhalefet kadrolarının temelde motivasyon kaynakları çok aslında iyi bir şey değil ama intikam gibi gözüküyor. Yani epey uzun bir zamandır, hı hı, siyasal iktidarı alamamalarından kaynaklanan bir intikam duygusu var. Motivasyon kaynaklarından bir tanesi bu. İkincisi gücü tekrar ele geçirmeye çalışıyorlar. Ve bakınız makam sandalye kavgası biraz da bundan kaynaklanıyor. Hırs çok ciddi bir dejenerasyon yaratıyor parti içerisinde, muhalefet kadroları içerisinde. Bu motivasyon kaynaklarının dışında iki şey tavsiye etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hizmet odaklı bir siyasi politika geliştirirlerse, eğer daha doğrusu bir siyaset geliştirirlerse çok daha kolay bazı şeyler elde etmek mümkün olacaktır. İkincisi Türk devlet geleneğinden bahsetmek gerekiyor. Türk devlet geleneğinden bahsederken siyasetnameye gitmek lazım. Değil mi hocam? Yusuf Pasacık'tan Kutat Kubilik'e gideceksiniz. Tabii. Orada bir lider nasıl olmalı gerektiği 1070 yılında Karahanlı galiba Hakan değil mi? Buğrahan'a sunulmuş bir Kutat Kubilik kitap siyasetname, hı hı, hem bir sözlük. Dolayısıyla burada liderlikle ilgili birkaç şey söylüyor. Çok şey var ama bir tanesi inatçılık konusu. Diyor ki gereksiz inatlaşma, yani etrafına kapalı bir kutu gibi bir liderlik bozguna götürür diyor. Dolayısıyla ikincisi yalan, yalancılıktan bahsediyor uzun uzun. Diyor ki yalancı bir lider, yani çarpıtarak bazı şeyleri gerçek dışı olayları gerçekmiş gibi gösteren liderler yine bozguna gider diyor. Lütfen Türk devlet geleneğini bir okusunlar. Çok da uzağa gitmeye gerek yok. Öz kitabımıza baksınlar. Oradaki sorunlar, şu anda mevcut problemler, sorunlar o kitapta ilaç olarak karşımıza duruyor. Şimdi diğer taraftan çok fazla odakla ilgilendiler bu seçim sürecinde. Bunlardan bir tanesi içerideki bölücü gruplar. Bakın onun üzerinden yürüyen bir siyaset Türk milletinde karşılık olmayacağını, görmeyeceğini çok net biliyorlardı. Ben şimdi perde arkasını kurcalarsam belki burada problem çıkar. Yani böyle bir kadim bir diyelim kuruluştan bugüne bir partinin bölücü bir kadroyla iş tutması ve bunun arka planında da bir terör örgütünün yer alması çok vahim bir tablo. Bunu bilerek yapıyor olabileceklerini düşünmek istemiyorum. O yüzden ama Kılıçdaroğlu partisi eleştirileri geliyor. Yani parti o kadar savruldu ki artık o, yani CHP'nin kendi ayaklarının üstünde duran, yani o sütunlarını oluşturan. Bir önceki bölümde sordunuz ya niye alkışlamadılar Sayın Cumhurbaşkanımızı diye. Niye alkışlasınlar ki? Düşünün siz, bırakın Türkiye'de bir Kürdistan sözde kurmayı, Irak'ta, Suriye'de ve kısmen İran'da kurmayı engellediniz. İki, bölmeyi, daha doğrusu belirli bir çıkar grubunun da çıkarlarını ortadan kaldırmış bir liderden bahsediyoruz. Tabii ki alkışlamayacaklar, tabii ki ayağa kalkmayacaklar. İkincisi yurt dışındaki odaklar çok tehlikeli, riskli. Törene katılmayan gruplardan bahsettik biraz önce. Ortak özellikleri ne bunların? Yine bölücü terör örgütüyle iş tutan gruplar bunlar. Bakın Avrupa devletleri, tek tek sayalım. Amerika Birleşik Devletleri. Yine Türkiye'yi parçalamak isteyen bir örgütün yanında duran büyük güçler. Besleyici güçler bunlar. Lokomotif güçler.
Siz bunlardan medet umuyorsunuz. Aktörlere bakınız. Ekonomiden tutun güvenliğe kadar, diğer bütün sektörlere kadar yurt dışındaki danışmanlardan medet umman bir siyasi tablo çıktı karşımıza. Jeremy Rifkin'e maaş veriyorlar mı acaba hala? Yani çok merak ediyorum. Güzel soru ya. Ben de merak ediyorum. Yani hala danışmanlığı yani devam ettiriyorlar. İnternetten bir bağlantı yaptı yurt dışından o zaman. Ama şey, millet yani, teknoloji gördü kardeşim. Teknolojiyi itmam etmek için IBAN'la EFT yapıyorlarmış. Hiç elden vermemişler yani. Muhtemelen. Yani aktarım kolay şu an. O yüzden bu dıştaki tablolar, odaklar da problemli. Siz içeride problemli bir grup, dışarıda problemli, sorunlu, zaten aleni ve aşikar olan gruplarla siyasi tabloyu çizmeye çalışırsanız bozgun, bana göre bozgundur bu, çok kaçınılmazdır. Ya ikincisi, halk, demokraside halksız bir işlem yapamazsınız. Halkın dışında bir tablo çizerseniz eğer, halk bunu görür. Halktan kastettiğim aslında bütün Türk milleti, sadece oy verenleri kastetmiyorum. Aslında kendi kadrolarından da oy alıp bu konuda kan kusan insanlar var. Çıkın sokağa, konuşun. Yani bir şekilde bu tabloyu benimsemeyip başka gerekçelerle oy veren insanlar bunlar. O yüzden genelde Türk milletini kucaklayıcı, halkla uygun lisan kurmuş, işletmiş, halka derdini anlatabilecek ve vaatlerin ötesine geçmeyen bir manifesto var ortada. Ya diğer taraftan deniyor ki ya yapılıyor işte, icraat var. Yani yıkım yerleri, doğal afetten yıkılan yerler yapılıyor. Bizzat görüyoruz bunları. Hı hı. Enflasyon elbette ki çok büyük problem. Onunla ilgili çareler, çözüm üretiyorlar. Somut şeyler ortaya çıkıyor. Ve bugün enteresan, Hacer Fogo'nun mesela bir CHP'de işte sağ kolu diye Kılıçdaroğlu'nun bir ara söyleniyordu. Yani onun bile artık işte seçilemedi gerçi CHP'den, ama çıkışları var, diyor ki yani yapamayacağınız sözleri vaat etmeyeceksiniz millete. Kesinlikle. Bu her şeyi yaparız da her şeyi vaat ederiz siyaseti bizi buraya getirdi diye eleştirileri var. Hatırlayın şeyden sonra, 80'den sonra yasaklı siyasetçilerin seçime tekrar geldiğinde vaatleri bir anahtar, iki anahtar, üç oldu mu hocam hatırlamıyorum. Üç anahtar da var galiba değil mi? İkisini yazlık biliyoruz. Vardı, ev vardı, bir de araba vardı. Bir de araba mı var? Evet, yazlığı bilmiyorum üç ben. Üç anahtar hocam. Bu vaatler yapıldı Türkiye'de. UDİDEM, Ulusal Dinamikler Dengesi, herkese iki anahtar. Evet, iki de anlaşalım o zaman. Yani sonuçta vaatlerin ötesine geçmeyen bir tüzük görüyoruz partinin içerisinde. Bunların madde madde, hatta yapılamayacak olanların da vaat olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlar bir kere icra konusunda bir takım sorunlar yaşadılar bu seçim sürecinde. Geneldeki sorunlar bunlar. Diğer taraftan lisan dedik. Ya bizim halkımız o kadar rasyonel ki, seçim sürecinde bunu görüyoruz. O kadar akılcı davranışlar sergiliyor ki, oy davranışları. Ya bunu bile göremeyecek kadar bir şekilde yurt dışı danışmanlarından kaynaklı olduğunu parantez içerisinde söyleyelim. Çok vahim bir tablo. Bunu görmeleri gerekiyor. Toplamda, totalde şunu söyleyelim. Bu muhalefet kadroları bir araya geldikten sonra ortaya konmuş olan siyasi tablo tam bir, bana göre, vehamet ve irrasyonel. Peki. Şimdi enteresan bir Sözcü Gazetesi manşeti vardı. CHP'leri Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir röportaj yapmışlar. Hangisi enteresan değil ki Sözcü'nün? Ama diyor ki Sözcü'nün manşeti. Bir verebilir miyiz arkadaşlar? Yani şöyle söylüyor. Arkadaşlar benim tweetimi niye verdiniz? Ben de olsam senin tweetini veririm. Ya, şöyle Sözcü Gazetesi diyor ki Kılıçdaroğlu, yalan söylüyorsanız, iftira atıyorsanız Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturamazsınız. Millet size bu koltuğu vermez diye söylüyor. Şu işte. Hemen yanı başındaki diğer fotoğrafta da Kılıçdaroğlu'nun meclisteki yemin töreninde seyirci locasında, daha doğrusu seyirci koltuklarında genel kurulu seyrettiği fotoğraf var. Yani Sayın Taceddin Kutay, hani şimdi orada tabii ifade de Erdoğan'ı suçluyor. Diyor ki yani işte milleti kandırdı, yalan söyledi vesaire diye söylüyor, ama millet işte hani bu çıkarsamadan da baktığımızda kimin koltukta oturacağına karar verdiği için milletin verdiği karara göre şu manşet aslında Kılıçdaroğlu'nu yalanlamıyor mu? Yani kendi kendisi çalışıyor. Yok. Onlar meşhur hikaye işte canım, milletle vatandaş, millet plajları bastı, vatandaş denize giremedi hikayesine ilk gibi. Onun seçmeni vatandaş, Kılıçdaroğlu'nu seçti zaten. %48 ile adam muvaffak yani. Kendi kafasında. O bir cumhurbaşkanı. Yani bu bakımdan hani senin verdiğin oyla benim verdiğim oy bir mi hadisesi şu anda Suadiye'de, Bağdat Caddesi'nde tam gaz devam ediyor. Bu bakımdan Sayın Kılıçdaroğlu kendisinin seçilmiş olduğunu, %48'lik tarihi bir oy aldığını düşünerek müteselli oluyordur muhtemelen. Ben
CHP seçmenini o fıkradaki adama benzettirim. Yani adamcağız çok şiddetli ishal olmuş ama acayip şiddetli ishal olmuş. Yani batıyormuş ortalık. Tabibe gitmiş. Tabip buna bir ilaç yazmış. Eczaneye gitmiş. Eczacı yazık. Şeyi alana kadar, oradan ishal ilacını alana kadar yazık antidepresan almış, vermiş. Onu kullanmış bir ay. Bir ay sonra gitmiş doktora. Doktor nasıl demiş, geçti mi ishaliniz? Vallahi geçmedi, ortalığı pislik götürüyor da kafa eş takmıyorum artık demiş doktor ya. Maalesef biraz buna benziyor. Takmıyorum kafaya demiş yani. CHP seçmeni antidepresan kullanan ishal olmuş adam gibidir bu bakımda. Ya şimdi, bu adamlar, şimdi tam bunu söylemişken Nevşin Mengü'nün videosunu izlettireyim mi? İzlettir abi. Bir Nevşin Mengü'nün videosunu verebilir misiniz arkadaşlar? Hazırlıksız yakaladım rejiyi ama tam yerine denk geldi. Tam yerine diyor ki Nevşin Mengü, manzara koydu. Bize bu seçimi kaybedersek şeriat gelir, kızlar sokağa çıkamaz dediniz, demediniz mi? Bu seçimi kaybedersek şeriat gelir, kızlar sokağa çıkamaz. Demediler mi? Dediler, kadınlar sokaklarda yürüyemez. Her şey bitecek. Anayasa kalmaz, o hiçbir şey. Şimdi de diyorlar ki mesela, dönüp olsun ya biz kazanamadık ama önemli değil, mühim olan falan. Ama bize öyle demediniz ki, bize ölüm kalım seçimi dediniz kardeşim. Buyurun Taceddin Bey, buradan ne yani oldu? Yani ben evvelce bir şey söylemiştim. Bu Erdoğan'ın iktidara gelmesi akabinde 20 senedir şeriat geliyor. 20 senedir biz kafa kesiyoruz. 20 senedir Türkiye İran oluyor. 20 senedir zorla namaz kıldırılıyor. Bence 1950'den beri, hatta 31 Mart'tan bu yana. Değil mi? Ya tamam, o zamanlar belki biraz bir şeyler olmuştur dönemsel olarak 31 Mart'ta. Bir derviş Vahdettin. Çok oralara girmeyelim artık. Girme oralara sonra. Şimdi ben dedim ki bundan 2-3 sene evvel kardeşim. Ama peki Erdoğan, bize ölüm kalım seçimi dediniz tamam, de şimdi tatile gittiniz diyor. Bu Erdoğan ya beceriksiz, şeriatı getiremiyor bir türlü. 20 senedir getiremiyor. Yahut böyle bir gündemi yok ülkenin. Yalan söylemeyin insanlara. Sizler insanlara yalan söylüyorsunuz. Bak, burada öyle bir sorumsuzluk var ki bu insanları depresyona sokuyorsunuz. Bu insanların halet ruhiyesini bozuyorsunuz. Geçen gün CHP'de MYK istifa etti ya. Ya dedim şu Halk TV'yi bir açalım. Bende de televizyon yok normalde biliyorsunuz. Şeyden açtık Halk TV. Bir şeyler söyleyecekler herhalde. Bir dinleyelim. İçeriden haber alalım. İsmail çıkar bizim. Dinleyelim. Bir şeyler dinleyelim yani. Abi şöyle bir saat falan açık kaldı. Aman yarabbi böyle o masmavi gökyüzü bir griye döndü. Kuşlar ötmez, çiçekler kokmaz oldu. Yediğim çikolata acı. Böyle berbat bir şey yani. Cehennemde yaşıyormuşuz. Cehennem yani. Cehenneme zümera. Ya siz bu insanlara ne yapıyorsunuz kardeşim? Manyak mısınız? Deli misiniz? Nesiniz? Hiçbir mesuliyetiniz yok. Seçim gecesi. Bak arkadaş beni arıyor o gece. Bana WhatsApp'tan yazıyor. Seçim gibi buradayız ya. Ben bundan sonra diyor hiçbir seçimde sizi katiyen seyretmem diyor. Sizin kanalınız berbat diyor 24 için. Dedim niye? Sizde Erdoğan'ın oyu durmadan aşağı düşüyor. Kardeşim Halk TV'de izliyorum. Sürekli yükseliyor Allah'a şükür diyor ya. Sürekli yükseliyor diyor. İnsanlar öyle bir halet ruhiyeye sokuyorlar ki aldık alıyoruz bu defa son kertede gidecek. Ya bak zaten izleyici kitlenizin yaş sınırı, yaş ortalaması belli. Bizim mahallenin ne kadar mütekahit öğretmeni memuru var hepsi sizi izliyor kardeşim. Bunlardan iki tanesi o gece sekteyi kalpten gitse kim verecek hesabını ya? Depresyondan çıkaran bir video var. Muhtemelen bu videoyu paylaşmamam lazım ama hani net söyleyeyim günde bir iki kere izleyip böyle bir can sıkıntısını attığım oldu. Aslında masada ne vardı böyle şeyler çok yapmıyoruz. Biraz trollümsü bir video ama o videodan evvel son cümlemi söyleyebilir miyim? Buyurun. Sizler sürekli olarak Türkiye'ye şeriat geliyor, İran'a gönderiliyorsunuz, Sudan'a gönderileceksiniz, Yusuf Alabarda'nın üçüncü karısı olacaksınız falan yalanlarına inandırılan, hani çok eğitimli, akıllı, kültürlü bir kitlesiniz ya, vallahi kusura bakmayın. Belki de o yüzden oy veren hanımlar da olabilir. Ama sizler inanın bana gerçekten çok eğitimsiz. Bu kadar cehalet birazcık eğitimle mümkün. Hiç okumamış çoban sizden Arif. Azıcık okudunuz diye bu kadar cahil oldunuz kardeşim. Gidin başımızdan ya. Ya peki. Üç eşli dedikleri adamın eşi yokmuş. Bir dakika bir. Şu videoyu bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Depresyondan çıkaran video. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan.
penguenin kafası sizden fazla çalışıyor. Seçimden sonra bir bazı kafalar böyle. Penguenin kafası sizden fazla çalışıyor. Ya abi biz eğitimli, kültürlü, eğitim seviyesi arttıkça CHP'nin oyu artıyor falan filan hikayesi var ya. Ben bir şey söyledim ya, bir soru sordum. Kardeşim, Erdoğan seçmeni şimdiye kadar hiç Kız Kulesi çalındı diye bir yalana inanmadı. Sizler Kız Kulesi'nin çalındığına inandınız. Ya. Sizler oraya basın. Lego'dan yapıldığına inandılar. Sizler evet, bir de ne o Armağan Çağlayan evet. Mı ne adamcağız, Allah şifa versin, kusura bakma hasta hasta sana. Bir de diyor ki bizim diyor bu hale yani. Gelmemizin sebebi sizsiniz. Yani onun da kaba Ayşe Serra Kadigil de CHP'de tecavüz olur çünkü iktidarda AKP var diyordu. Şimdi o öyle bir adam kitlesi ki bu. Öyle bir adam kitlesi ki kusura bakmayın mankurt yarattılar. Yok eltisinin, görümcesinin, halasının, yengesinden altın gününde, kısır gününde duymuş. Aslında Kılıçdaroğlu'na basılan rey saat 5'te Erdoğan'a dönüyormuşmuş. Birazcık beklemişmiş, o oradan uçmuşmuş. Falan gibi saçma sapan, deli saçması. Onlarca şeye inandınız siz ya. Onlarca şeye inandınız ve bununla tepemizde boza pişirdiniz. Şimdi ben size bir şey soracağım ve bununla da bitireceğim. Bakın hakikaten sizler ne yaptığını bilmeyen insan, sizler müsil olmuş insanlarsınız ve depresyon kullanıyorsunuz. Artık kafaya takmıyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Size tek bir şey soracağım. Bu kadar eğitimlisiniz, kültürlüsünüz, çağdaşsınız, falansınız ve filansınız ya. Kendinize lider olarak bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bir yanda Ekrem İmamoğlu'nu, bir yanda da Mansur Yavaş'ı layık görmüş adamlarsınız siz. Allah peygamber aşkına. Seviyeniz bu mu ya? Bu kadar. Peki. Kitlenin beynini yattılar diye. Ben de diye. Murat Özer'den şöyle, öğrendim. Kameraya şey attım. Fark ettim ben İbrahim. Onu da şey yapmadım. Yani müdahale olmadım. Yani bu konunun gerçekten derin derin konuşulması lazım. Çünkü çok garip bir kitle yarattılar. Yani işte hala Emin Çapa yapay zeka kullanarak bu seçimin bu hale getirildiğini falan iddia ediyor. Şimdi bu ben Emin Çapan'ın ruh sağlığı ile ilgili gerçekten endişeleniyorum, ne söyleyeyim yani. Bir şifa hani. Ama bak bu sadece şifa dileyerek. Hani öncesinde hiç, reyting için yapıyor diye düşünüyordum ama. Ama yani o kadar şey okuldu yani, sadece Emin Çapa olayı da değil. Yani insanları o kadar etkilediler, o kadar etkilediler ki şunun içerisinde seçim yapılıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun %60 aldığına falan inandırdılar insanları. Şunun içinde. Hı. Peki kardeşim gittin mi sen Sinop'a? Gittin mi Zonguldak Ereğli'ye? Gittin mi Diyarbakır'a? Gittin mi Konya'ya? Taşkent'e gittin mi? Yani Ahmet Davutoğlu Taşkent'te kendi halasını ikna edememiş. %70 çıktı Erdoğan'a oy. Yani bu işler o kadar kolay değil ama maalesef öyle bir algı, öyle bir şey işlediler ki her sene olduğu gibi bu seçimlerde de insanlar sükutu hayale uğradı. Ama bu çok da hani böyle maytap geçilecek bir husus değil İbrahim. Neden? Tabii tabii. Yani memlekette burnundan sağlam soluyan, muhalefete de ihtiyaç evet, var. Hayır, bir de memlekette hayal kırıklığından dolayı burnundan soluyan çok öfkeli bir kitle var. Yani bu insanları bu kadar öfkelendirecek şekilde güdülemeyin. Yani ben şeyden biliyorum ya. Çay yolunda insanlar işte Ankara Çankaya Çay yolunda sizin şeklinize, şemalinize baktığınızda işte ya İbrahim tamam işte tıraşı falan da güzel bu tamam kesin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veredir diye basıyor narayı gitsin. Yani bu rahatlık nerede geliyor? Esnaf arkadaşlarım var vallahi bıktık diyor ya. Hem hakaret yiyoruz diyor, hem şey yiyoruz diyor. Yani buna bir çözüm bulunması lazım. Yani buna bulunabilecek en etkin çözüm de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an evvel demokratik normlara dönmesi. 13 tane seçim kaybetmiş adam hala MYK, delege, parti meclisi üzerinden iktidarını korumayı, muhafaza etmeyi düşünüyorsa ben iddia ediyorum hiçbir şey değişmeyecek. 2028 Allah bizi yaşatır görürsek, sağlığımız el verirse göreceğiz bak yine aynı şeyleri, aynı yazılarla devam edecek. Yusuf abi dur Allah aşkına, Allah başımızdan eksik etmesin ya. Estağfurullah ya. Şöyle Kılıçdaroğlu'na git diyor ya. Dur ya lazım bize. Öyle mi diyorsun? 2014'te Sözcü gazetesi bir manşet attı sevgili hocam. Dedi ki manşetinde sandığa giderken beyninizi almayı unutmayın. Ya evet. Manşet de bu. Evet. Sandığa giderken beyninizi. Yani diyor ki
Göbeğini kaşıyan adam bidon kapalı, beyinsiz. Giderken beynini al. Bir şeylerin değiştiğini zannettik. 15, 16 Mayıs'taki manşetine demek ki milletin karnı tokmuş. Evet. Demek ki bedava ev istemiyormuş. Bir de ortaya şöyle bir havuç koymuş. Yani havuç de, 50 lira ya, diye. Ya şimdi diyor ki al diyor, bu kapıldım. Havucu ne yaparsan yap dehşete diyor ya. Dehşete kapıldım gerçekten. Bak bu rezillik. O neye benziyor biliyor musun? Bak bu rezillik. Yani eski Yunan'da vatandaş tanımı vardır. Eski Yunan şehir devletlerinde adına tam demokrasi diyoruz ya, doğrudan demokrasi. Bir, belli bir yaşı aşmış erkekler. Kadınlar hiç yok zaten vatandaş tanımında. Bir de duvarların etrafında dolaşan insanlar var. Bunlar köleler, işçiler, çiftçiler, evsizler, işsiz vesaire gibi gruplar. Vatandaş değil. Değil, tanım yok. Şimdi o antik Yunan'ın tam demokrasi, yani ideal olarak aldığımız demokratik yapısı içerisinde vatandaş tanımı sorunlu. Şimdi bugüne getirin bunu. Vatandaş tanımını yeniden değiştirip sanki belirli özel bir kitleye hitap eden bir parti gibi karşımıza çıkıyor. Bu da çok tehlikeli. O yüzden işte hocamızın ifade ettiği tanımlamalar karşımıza çıkıyor. Buna da ohlokrasi diyor, geçenlerde ifade ettik. Yani güruhun demokrasisi. O yüzden Aristo demokrasiyi sevmez. Elitlerin, yani poliarşi dediğimiz elitlerin demokrasisini sever. Böyle bir şey yok. Bu tanımdan kurtulmak zorunda muhalefet partileri. Ve dediğimiz gibi yine bu güvenlik sorunu yaratan gruplarla temasını kesmek zorunda. Ya biz PKK ile Amerika'nın bağını kesmeye çalışıyoruz. Bir taraftan içeride de siyasi bağını kesmeye çalışıyoruz. Tam onunla ilgili Yılmaz Özdil'in bir tweet'i var. Onu bir okutturayım, şey paylaşayım, bir okuyayım size. Şöyle diyor Yılmaz Özdil. Biliyorsunuz Sözcü TV ve Sözcü Gazete'den kovuldu kendisi. Bu okudum o tweet'ini, doğru. Gelişmiş demokraside. CHP demokrasisinde söylediklerine pek tahammül edilemedi. Şöyle diyor, CHP'nin gerçek evlatlarını Atatürkçileri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarı atıp ikinci cumhuriyetçileri, siyasal dincileri, cemaatçileri, Sorosçuları, CIA'nin kod numarası verdiği tipleri monte etmek, gözümüzün içine baka baka Google kuşu operasyonudur. Gaflet değildir, dalalettir, yuvayı dağıtmadan da gitmez. İbrahim, şimdi söylediği şeylerin içerisinde gerçekten hakikat payı var Yılmaz Özdil'in, tamam mı? Ama ya Yılmaz Özdil'in kafası hakim olsa bu sefer de leblebiyi atardı, havada yakalardı. Yaptım kitabı, sattım sana 2500 lira. Bugünkü değeri 7000 lira falan, böyle kutunun içinde falan. O da öyle bir kitle yarattı yani. Evet, evet. Yürüyen Bodrum'da denize doğru her sene bir metre yürümüş villalar falan. E bu böyle yani, şimdi Fatih Portakal konuşuyor. Ha, çıksın anlatsın Torrak Çiftliği'ni, Seferihisar'daki. İmar barışından nasıl yararlandığını bilmem neyi. Yani bir de böyle bir kafa var yani. Enver Aysever İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde almış olduğu o ders bilmem ne şeyi falan vardı. Sonrasında iptal edilmek durumunda kalındı falan. Okuma yazma mı öğretmiş? Ya ben medya okuryazarlığı. Yani, medya okuryazarlığı. Ya böyle bir şey olamaz ben ama. Ben de Ali okulumu açtı dedim ya. Şimdi bu yani Yılmaz Özdil'in ortaya koyacağı tarzı siyaset farklı bir kitle yaratmıyor ki. Tamam, bu tweetinde katıldığım şeyler var. Tabii. Yani CHP CHP gibi olsun. Tamam. Ama senin söylediğin kodlara döndüğünde de siz milleti söğüşleyecek şekilde Mustafa Kemal üzerine, ya şöyle bir şey var ya, adam ekrana çıktı. Her türlü cürmü işlemiş. Mustafa Kemal Atatürk süveteri giyiyorsun. Olay bitiyor ya. Ya bak şöyle bir kitle var. Bir dahaki programa getir. Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen bir tane adam var. Dolandırıcı evet, çıktığı evet. için Çanakkale'de yakalanmış adam. Denizli'de adam konuşma yapıyor. YouTube'da var yani. Nasıl ağlıyor ellerine yapışmış insanlar. Paşam. Atam. Sana çok ihtiyacım var. Ya hasta mısınız arkadaş? Mustafa Kemal Atatürk'le o adamın şekli benzerliği dışında neyi var da yani gidip ağlıyorsunuz? O bayağı hanımefendilerin şey. Korkulu rüyasıymış diyorlar onun için Ege sahillerinde. Öyle yani, bir şaya var. İbrahim, bu haleti ruhiye nasıl düzelir bilmiyorum açıkçası. Peki üstad, masada aldı ittifak bitti diyebilir miyiz? Yani ittifak defakto olarak bitti. Yani parlamentoda sadece bir ittifak söz konusu olabilir. O da konjonktürel olacaktır. Belirli çıkarlarda birleşen, belli konularda ayrışan bir masa karşımıza çıkabilir. Tırnak içinde masa elbette ki. Ama parlamento içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplam milletvekilinin yanına iliştirdiğiniz partiler yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş köklerinden ayrıştığını ispat edecek ve göstereceği için belki bir itiraz olacaktır kendi içinden de. Ama masa diye bir şey bana göre kalmadı. Çünkü parlamento çok sesli, evet çok fazla parti katıldı. Fakat hakkaniyetli bir katılım yok orada. Niye yok? Çünkü temsil en önemli görevlerinden bir tanesidir parlamentonun. Bütün dünyada böyledir.
temsil sorunu varsa eğer, parlamento çalışsa da bir işe yaramaz. Toplumda karşılığı olmaz. Kimler temsil edildi orada? Hiç oy olmayan 0.5, 1.2 vesaire gibi oy potansiyeline, yani tabanda karşılığı olmayan partiler vekil olarak orada sandalye işgal ediyorlar. Peki bu çerçevede temsil yeteneği yoksa eğer, bir taraftan denge denetleme görevi yapabilecekler mi? Bunda da bir takım sorunlar var gibi gözüküyor ama en azından çoğunluk ittifakı, Cumhur İttifakı'nın olduğu için bu denge denetleme görevini bir nebze sağlıklı yapacak gibi gözüküyor. Hareketsizlik gibi bir takım sorunlar var parlamentoda. O da ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Çünkü çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın olduğu için. Ama dediğimiz gibi bu seçim öncesi kurulan konjonktürel ve çıkara dayalı masa, ittifak, siyasi ittifak şu anda bana göre gerçek hayatta karşılığı olmayan bir durum. Bu arada Kılıçdaroğlu'na neden Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde ayağa kalkmadınız diye sormuşlar. Parti genel başkanı sormuş. Evet, demiş bir parti genel başkanı geldiğinde ben niye ayağa kalkayım demiş. Nasipsiz işte. Yani bizim geleneğimizde yok bu. Parti bizim başkanı Cumhurbaşkanı değilmiş mi yani? Yani, evet, yani sonuçta, benim Cumhurbaşkanım değil diyor en azından. Evet. Yani orada ülkeyi bölmeye çalışanın gerekçesiyle aynısını kullanıyor. Dolayısıyla çok da tartışmalı değil bana göre. Peki, o zaman geçtim orayı. HDP Demirtaş kavgası üzerinden bir sorum olacak. Şimdi Sayın Taci Kutay, size sorayım öncelikle. Demirtaş cezaevinden rol çalmaya mı çalıştı? HDP onu görmezden mi geldi? Çünkü genel anlamda HDP'nin miting meydanlarında işte Öcalan'a özgürlük, tutsakları kurtaracağız söylemleri vardı ama Demirtaş'ı kurtaralım diye bir söyleme ben en azından denk gelmedim. Demirtaş da diyor ki ben diyor bu süreçte aday olmak istedim diyor. Partiye de bununla ilgili başvurdum diyor. Ama kabul etmediler diyor. HDP ise kendisi hukuki durumu müsaade etmiyor, aday olamam dedi bize diye söylüyor. Yine Başak Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş'ın eşinin de bir sitemi var. Seçimden sonra kimse yanımızda olmadı, bizi yalnız bıraktı diyor. İpler kopuyor mu HDP cephesinde Demirtaş'la? Hocam Türkiye'de 5 siyasal hareket var. Ben 6.sını bilmiyorum. Varsa hocamlar lütfen. 6 var. Özür dilerim. 6 siyasal hareket var. Bunun haricinde Türkiye'de siyasal hareket yok. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi. İkincisi MHP, Milliyetçi Hareket Partisi. Üçüncüsü Milli Görüş. Dördüncüsü Adalet ve Kalkınma Partisi. Beşincisi HDP. Altıncısı Hüdapar. Bunun haricinde siyasal hareket olduğuna inanmıyorum. Çünkü kadar parti var demeyelim yani. Ben bir karşılığı olan siyasal hareketlerden bahsediyorum. MHP'nin genel başkanı Alparslan Türkeş'tir. CHP'nin genel başkanı Atatürk'tür. Efendim. Kurucu başkanları diyorsunuz. Hayır, genel başkanı yani. Onlardır. Ondan sonra şeyin genel başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır siyasal hareket olarak. Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur. HDP'nin genel başkanı ise Abdullah Öcalan'dır. MHP, CHP ve HDP vekil harçlar ile idare edilen partilerdir. Devlet Bey'e hürmetlerimle ellerinden öperim. Ellerinden öperim ama bu bir hakikati değiştirmez. Siyasal hareketin kült genel başkanı hep genel başkan kaldı. Dikkat edin, bir CHP genel başkanı meşruiyetini izah ederken bu Atatürk'ün partisi demek zorunda kalır son kertede. Evet. Yani MHP Devlet Bey'in bütün karizmasına rağmen Alparslan Türkeş'e hilafetle yürüttüğü bir makamdır o. HDP genel başkanı ise Abdullah Öcalan'ın oradaki vekil harcıdır. Bir şey söylüyoruz. Bir PKK var. Bu PKK'dan YPG çıkıyor, YPJ çıkıyor, YRK çıkıyor, YNB çıkıyor. Unuttuğumuz bir dünya şey. Diğer tarafta da partileri var. 35 defa adı değişti. Terledikçe atlet değiştirir gibi. Selahattin Demirtaş'la ne alakası var? Şu alakası var. Kült bir genel başkanın olduğu bir harekette sen İkide bir atlet değiştirir gibi değiştirilen bir siyasal hareketin eş genel başkanısın. Bu kadar kendini sivriltip seçim sürecini kandile mandile rağmen isminle domine etmene müsaade ederler mi senin orada? Bu kadar parlatırlar mı seni? Sen orada Abdullah Öcalan'a, oradaki siyasal harekete paralel bir adam haline gelebileceğini mi zannediyorsun onlara rağmen? Sen o hareket için hiçbir şeysin. Dikkat et. HDP içindeki en karizmatik adam Selahattin Demirtaş.
hı hı. siyasal figür olarak. Yavaş yavaş sokakta karşılık bulmaya başladı. Tamam, o tehlike sınırlarını geçti artık. Dubaları geçti, açıkta yüzmeye başladı o. Dubalar. Dubayı geçmeyecek. Geçtiğin an ipini çekerler. HDP aşağı çekiyor mu? Bak kime çektiriyor ipini? Pervin Buldan. Pervin Buldan kim ki? Pervin Buldan kim Allah aşkına? Siyasal açıdan Pervin Buldan ne ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Şey gibidir o. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olmasa, çıksa ben Kemal dese, aday olsa yüzde kaç liraya alır? 1-1,5. 0.1 alır. Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olmasa, çıksa burayı alır. Alır tabii. Selahattin Demirtaş çıksa 3-5 alır. Pervin Buldan çıksa ne alır HDP'den ayrı? Almazmış. Hiçbir şey alamaz. Dediğim gibi Selahattin Demirtaş Dubai'yi geçti. Hmm. Şu seçim süreci boyunca çok domine etti adı süreci. Bu kadar fazla ön plana çıkması rahatsızlık vesilesidir. Fazla uzatmayayım, bitecek program. Öyle dinliyoruz, keyifli hocam. Yusuf abiye gelecek. Dolayısıyla burada Selahattin Demirtaş'ın temel şeyi nedir? Bir de ikincisi, o gün tweet atmış. Yok, aktif siyaseti bırakın. Ne koğuş ağası seçimlerine mi girmeyeceksin yani? Allah'ını seversen Edirne de cezaevindesin kardeşim. Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Bir de bunların arkasında dış güç var. Yani HDP siyasal görüşten bahsetti hocamız. Dolayısıyla bunların arkasında net bir dış güç var. Amerika var. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Görüşler içte şekillenmiş bir takım siyasal faaliyetler. Dolayısıyla Amerika'dan güdümlü bir bahsetti terör başı, tamam simgesi olarak başta gibi gözükür ama onun arkasında başka bir takım şeyler de var, oyunlar da var. Peki sürem çok az kaldı ama HDP feshediliyor. Yeşil Sol Parti olarak yola devam edecek iddiası var. Murat Yetkin yazmış. Kongre kararı alınacak ve HDP'de artık kepenk indirilecek diye. Herhalde Anayasa Mahkemesi sürecinin arkasından dolaşıyorlar evet, değil mi? Evet, yani, bir şey var yani. Çok da yorumlanacak bir yanı var mı bilmiyorum. Yalnız şu, yorumlanacak yanı şu. Yeşil Sol Parti yani HDP girdiği bu seçimlerde %8 küsur bandında kaldı. Ve kendileri de kabul ediyorlar ki büyük bir başarısızlık. Bir şey izleteceksin. Buyur İbrahim. Son dakika geldi bir tane daha. Savunma Sanayi Başkanlığı Haluk Görgün Aselsan Başkanı atanmış. Evet. İsmail Demir'e. İsmail Demir'e çok başarılı bir bürokrattı. Evet, evet. Haluk Görgün'e de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Son dakikalar bugün Haluk Görgün de Aselsan'ın uzun süredir başındaydı. Çok başarılı bir bürokrat. Hı-hı. Savunma Sanayi'nin DNA'sını bilen bir isim. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili usta çırak usulüyle gidiyor sürekli. Evet. Yani mesela Enerji Bakanı yıllardır bakan yardımcısı. Doğru. Şu anki Enerji Bakanı neydi? O da daha önceki Enerji Bakanı'nın yardımcısıydı. Yusuf Tekin çok başarılı bir Milli Eğitim Müsteşarlığı süreci geçirdi. 5,5 yıl. Oradan Hacı Bayram... FETÖ dershanelerinin kapatılması sürecinde elini taşın altına koyan isimdi. Gövdesini hatta. Erken doğuma zorlayan kişi. Doğru. Bitirdikten sonra da görevini üniversite rektörlüğü yani eğitim camiasının içinde kaldı. Çok önemli Haluk Görgün'ün gelmesi. Güzel oldu bu. İsmail Demir de tabii son derece başarılı bir bürokrattı. Çok önemli işlere imza attı. Ve İsmail Demir'in bu konularla ilgili ilk göreve atandığında nasıl itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını hatırlayalım. Yok işte hayvanat bahçesinde görev almış birisini savunma sarayının başına getirdiler falan diye. Ama İsmail Bey görev süresi içerisinde yapmış olduğu hamlelerle savunma sanayine eşik atlattı. İnşallah Haluk Görgün bu vakitten sonra savunma sanayini farklı bir seviyeye taşıyacak. İnşallah. Süren bitti. O yüzden 3. bölüme hemen geçeyim istiyorum. Sadece tamam. 6-7 dakikam kaldı. Dünya nereye koşuyor başlığını seçtik ama esas bizi ilgilendiren bölümü Kosova'ya Türk askeri gönderdik. Evet. Bugün Sultan Murat Kışlası'nda göreve başladılar diye düşünüyorum. 5'i evet. 5'i itibariyle görevde olacaklar denmişti. Bir Kosova'da ne oluyor? Kısa da bir değerlendirme alayım en azından. Kosova'nın kuzeyindeki Mitrovica'da Sırplarla ilgili gerginlik hiçbir türlü bitmiyor. Hı-hı. Ve NATO'nun bu konuyla ilgili kullanabileceği önemli bir enstrümanı olmadı. Çünkü Avrupa'nın savaşamama, harbedememe gibi bir sorunsalı var. Bunu Ukrayna-Rusya savaşına göre. Ya şöyle, Türk askerinin Kosova'da bulunmasının iki büyük sebebi var. Bir tanesi Kosova bizim geçmişte çok önemli bağlarımızın bulunduğu, Prizren'in hala bir Türk şehri gibi, Türkçe insanların sokaklarda Türkçe hala konuştuğu bir yer. İki, Türk askerinin burada Kosova'da Kosovalı Arnavutların, Kosovalı Türklerin, yani daha doğrusu bütün Kosova Cumhuriyeti'ndeki herkesin tarafsız bir şekilde yanında yer aldığı biliniyor. Mitrovica'daki Sırplara yönelik olarak da önümüzdeki süreç içerisinde Türk askerinin ne kadar tarafsız olduğunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü bunu
Bosna Hersek'teki Zenitsa'daki Türk Birliği'nin Sırplara ve Hırvatlara karşı olan tavrından bütün dünya gördü. Dolayısıyla ben Türkiye'den buraya Lüleburgaz'dan bir birliğimizden bir tabur kuvvetinin gitmesi önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin perifer coğrafyasında etki alanı olan bölgelerde daha aktif rol alabileceğini açıkçası düşünüyorum. Balkanlar coğrafyasını Ukrayna'ya karşılık olarak karıştırmak isteyebilirler. Buraya iyi bakmak lazım önümüzdeki süreçlerde. Sizden de kısa bir değerlendirme alayım. Çok az zamanımız kaldı. Kosova çok önemli. Çok önemli bir nokta. Dolayısıyla Afganistan'da Türk Birliği'nin rolü ve görevi neyse Kosova'da da benzer. Zaten hocamız ifade ettiler. Dolayısıyla Kosova çok kritikliği şurada yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki en büyük büyükelçiliğini oraya kurdu. Toplam çalışan miktarı 5000, daha önce paylaştık bunları. 5000 kişilik çok büyük bir savunma bakanlığı. Avrupa'daki karşısında. CIA üssü diyenler var. Evet, yani şöyle deniyor ama bunu tırnak içinde ifade edeyim, yanlış anlaşılmasın. İsrail neyse Orta Doğu'da, Balkanlar'da da Kosova Amerika için o kadar kıymet veriyorlar. Ve bir şekilde Arnavut kökenli oradaki vatandaşlar da bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaklaşımının farkındalar. Ve bir Balkanlar'da Amerikanlaşma söz konusu. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani Avrupalılaşmaktan ziyade Amerikanlaşıyorlar Kosova özelinde. Ve orada belediyeler birliği kurulacak. Yok plakalarda işte eşgüdüm sağlanacak. Ve bir şekilde sırf azınlığa parlamentoda istedikleri rolü verilecek falan gibi ciddi sorunlar var. Başka siyasi sorunlar da var orada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kosova üzerinden Balkan coğrafyasındaki bir şekilde kültürel inanç ya da ticari ekonomik çıkarlarını korumaya çalışıyor. Orada bir Türk Temsiliyeti Başkanlığı var Kosova'da. Çok etkin bir şekilde oradaki NATO birliğinin içerisinde konuşlanmış durumda. Doğrudan Türkiye'ye bağlı bir kısmı NATO siyasi altında görev yapıyor. Bir birliğimizin oraya gitmesi oradaki dengeyi değiştirecek. Neden? Çünkü bakınız o Kosovalı Arnavutlarla Sırplar arasındaki mücadelede NATO birliği karmaşık bir birlik, İtalyanlar komuta ediyor. Hı hı. Karmaşık bir birlik olduğu için nasıl yaklaşılacağını, nasıl bir tavır sergileneceğini çok iyi bilmiyorlar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle yurt dışı bu tür barışı koruma harekatlarında çok başarılı ve becerikli. Buna ihtiyaç duyuyor. Yani Türkiye'nin yeteneğine ihtiyaç duyuyorlar bölgede. O yüzden çok başarılı işler yapacağına ben eminim o bölgede bu birliğin. Peki Sayın Taceddin Kutay, sizden de bir değerlendirme alayım mı? Kosova'daki Türk Birliği. Efendim biliyorsunuz Sırpların milli benliği, milli kimliği Türk düşmanlığı üzerine kuruludur. Bu normal bir şey. Birinci Kosova Harbi hala kolektif hafızasında çok önemlidir. Karayorgi isyanıyla tahkim edilmiş bir şeydir bu. Buradaki hassas dengeyi şuradan konuşalım. Şu andaki Sırbistan'ın reisi cumhuru bir daha eşine benzerine denk gelmemiz çok zor bir adam. Bundan Vucic. Evvel de bu kadar pozitifini, bizimle ilişkiyi bu kadar kıvamında tutanını göremedik. Özellikle Novi Pazar, Sancak bölgesiyle alakalı Türkiye'nin buradaki etki ve nüfuz alanını kabul etmesi falan, bunlar çok büyük artılar. Bakın şunu zannediyorlarsa bizim askerimiz gider orada Sırpların canını okur. Şu anda Türkiye'nin böyle bir lüksü yok. Çünkü tabii, bizim tabii. Sırbistan'la 3 noktada, 4 noktada bahtımız kesişiyor maalesef. Tabii. Bir, Kosova'daki Amerikan askeri varlığı Dede Ağaç'ta biten, aşağıda Girit'e kadar uzanan bu kuşatmanın çok önemli bir tahkimat noktasıdır. Sırbistan ve bizi eşit derecede tehdit eder. İki, buradaki anti-Rus politikalardan etkilenen ülke sadece Sırbistan değil Türkiye'dir. Üç, bu LGBT kuşatmasına direnebilen Macaristan'la birlikte Türkiye artı Sırbistan önemli bir kuşak değeri almaktadır. Dört, burası Balkanlar coğrafyası geçtiğimiz, yani Tito sonrası doğru dürüst ticaretin yürümediği, bir takım sıkıntının hiçbir zaman bitmediği bir yer, buna direniyoruz. Dört. Dolayısıyla biz oradaki hem varlığımızı, hem soydaşlarımızı, hem dindaşlarımızı koruyacağız. Hem de Sırplarla olan denge politikamızı bir şekilde, şunu da söyleyeyim, oradaki o gösterileri yapan Sırplar manyak adamlar. İpten kazıktan kurtulma çetnik tipler. Ama bununla birlikte Sırbistan ile ilişkilerimizin
belli bir dengede yürümesine de özen göstereceğiz sevgili İbrahim Güneş, bunu söylemek istedim. Peki, bitiriyoruz efendim. Veda ederken az önce paylaştığımız antidepresan gibi videoyu sizlerle bir kez daha paylaşalım istedik. Onunla veda edelim. Masada ne vardı? Bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle de sosyal medyadan destek veren gönül dostlarına da buradan selam olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sanmayın ki sizi unutuyoruz. Hepsini tek tek okuyoruz. Dönmeye de çalışıyoruz. Bir başka yayında haftaya pazartesi görüşmek üzere diyoruz. Evvel bu videoyla veda ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan.